Efendim Asıl Mesele'den merhaba. Vav TV ekranlarında bugün yine çok özel bir konuyla karşınızdayız. Do doğasıyla, dokusuyla, tarihiyle dünyanın hayranlık duyduğu, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirden bahsedeceğiz bugün. İstanbul'dan bahsedeceğiz ama biraz daha bilinmeyen İstanbul'u ya da daha doğrusu kaybolan İstanbul'u konuşacağız. Çok kıymetli bir konumuzda. Özellikle... Ee, ...sosyal medyada aslında hepimiz yakından tanıyoruz onu. Çünkü kaybolan o tarihi fotoğraflarla ortaya çıkaran bir isim. Araştırmacı yazar Mehmet İlbaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz bugünlerde. Bir yandan da tabii ki sizlerin aslında o yapmış olduğu araştırmalarla, o paylaşımlarla... ...kaderimize üzülüyoruz desek belki de daha doğru... Çünkü İstanbul baktığımızda benim bir zamanlar böyle mahalle mahalle gezdiğim bir dosya haberlerim vardı. Orada da çok şahit olduk. Yani binaların altında kalmış türbelerden mi bahsederiz. İşte yine sizler de birçok kez dile getirdiniz. Mezar taşları bugün, o tarihi mezar taşları birçok yerde obje olarak kullanılıyor. Evet. Ve aslında anlatılacak çok şey var. Anlatılacak çok şey var. Ama ben... Öncelikle sizden şeyi öğrenmek istiyorum programın başında. İstanbul sizin için ne anlam ifade eder? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Çok keyifle yanıtladığım bir soru. Çünkü İstanbul benim için her şey. Tek bir kalıbın içine sığamayacak kadar derin anlamlar taşıyan bir şehir. Bunun pek çok nedenleri var. Şimdi İstanbul'da doğmuş olmak, İstanbul'da büyümek, bu kültürün içinde yaşamaktan ibaret bir şey değil. Ben İstanbul sokaklarında dolaşırken etrafına bakabilmeye öğrenmiş birisiyim. Görmekle bakmak arasında çok ciddi fark var. Hepimiz İstanbul sokaklarında dolaşırken pek çok şeyi görüyoruz aslında. Ama pek çok şeye de bakmadan geçiyoruz. Görmek şu, yani kameranın tabiriyle pan yapmak gibi bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Ama bakarsanız durup oradaki yaşanmışlıkları süzebiliyorsunuz. Bu da bu şehrin kültürüne bir parça hakim olmakla geçiyor. Ama izleyiciler genelde şöyle algılayabiliyorlar. İşte bir şehrin kültürüne hakim olmak için işte şu kadar okumak gerekir. Hayır efendim. Bir şehre İstanbul'un ruhunu anlayabilmek, İstanbullu olabilmek için akademi bitirmek, ilim ilim sahibi olmak gerekmiyor. İstanbul'u yaşayabilmek gerekiyor. Hı. Şimdi bir İstanbul'da yaşamak var, bir de İstanbul'u yaşamak var. Şimdi İstanbul'u yaşamak tabiri genelde eğlence sektöründe kullanılan bir tabir ama İstanbul gerçekten yaşanılacak bir şehir. Yani hakkını verirsek biz bu şehri ömrümüzün sonuna kadar bir defa başından sonuna kadar ki şu anki o kapsadığı 80 kilometrelik alanı kastetmiyorum. Çekirdek İstanbul yani Beledi Selase, Beledi -Selase dediğimiz merkezdeki Suriçi İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar bölgelerindeki Çekirdek İstanbul'u bile çok standart ve abartmadan konuşuyorum. 70 yıllık ömrünüzde tamamını gezmeye ömrünüz yetmez. Çok doğru. Neden? Çünkü siz biliyorsunuz medya sektöründesiniz ve daha önce program yapmıştınız. Hı -hı. Şimdi dışarıya ya çekim yapmak için çıktığınızda ya da İstanbul'un bir sokağına girdiğinizde bir sokak sadece sol taraftaki cephe daha sağ tarafa bakmadan sol taraftaki tarihi bir semtteki bir sokağın bir cephesinde en az bir saat içinde 20 farklı detay yakalayıp o detayların peşinde koşmanız zaten bir ay sürer. Çünkü bir görüntüyü baktığınızda fark ettiğiniz şeyi gidip bir yerlerde araştırmanız lazım. Çünkü maalesef tarihe olan ilgisizliğimiz o kadar sıkıntılı bir durumda ki insanlar nerede yaşadıklarını ve neyin etrafında yaşadıklarının farkında değiller. Çok doğru. Dolayısıyla kimse size bilgi veremiyor ama siz meraklıysanız İstanbul sokaklarında dolaşırken, aa burada bir cami var, burada hmm. bir tekke var, tamam da o tekke oraya uzaydan download günümüz tabirle konuşalım download edilmedi. O tekkeyi bir yaptıran var. O tekkenin bir yaşanmışlığı var. O tekkenin bir manevi havası var. O tekkenin haziresinde defnedilenler var. Sırf İstanbul'da küçük bir tekkenin haziresinde defnedilenleri liste yapıp onların kim olduğunu araştırsanız bile bir yıl sürer. Ki ben şu tabiri kullanıyorum İstanbul için genellikle İstanbul yaşayan bir şehir. O yüzden yaşayan İstanbul adını veriyorum. Çünkü gerçekten e, imparatorluklar görmüş. Hı hı. Bir yandan e, tarihiyle işte biraz önce söylediğim doğasıyla ve kendine ait o dokusuyla İstanbul yaşıyor. Ve bunu anlayabilmek için de İstanbul'la yaşamamız lazım. Hele ki semtlerden bahsettik işte e, en basiti bir tekke de tekkeyi bile anlayabilmek için ee, onu yaşamak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani Bunun içinde o, o havayı solumak sadece gidip böyle e, bir ziyaretten ibaret olmaması görmek lazım. Görmek değil, bakmak Hı. lazım evet. ve baktıkça bu kadim şehrin aslında ne kadar farklı kültürleri de aynı anda barındırdığını görüyorsunuz. Bizim biz Müslümanız. Sadece Müslüman bakış açısından değil, farklı kültürlerin bakış açılarından bile baksanız çok farklı deryalarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi Şöyle başlamak lazım aslında İstanbul'u anlatmaya çalışırken ben burada İstanbul'u detaylı olarak anlatmaya kalksam herhalde bir 3 ay non program çekmemiz gerekir Aralıksız durmadan. Bir şekilde evet. Çünkü İstanbul'u anlatmak hani mümkün olduğunca sıkıştırarak ve daraltarak anlatayım. Şu, şu şekilde şimdi dünya tarihinde şöyle başlarız her defasında. Napolyon'un net bir sözü var. Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu diye. Niye? Şimdi bunun bazı sebepleri var. Bu şehir niye önemli? Önce buradan girmek evet. lazım. Neden Ankara, neden İzmit, neden Edirne, neden İzmir, neden Diyarbakır ya da neden Atina, Belgrad değil de İstanbul'u başkent seçiyorlar? Şimdi bunun farklı sebepleri var. Birincisinde ilk olarak jeopolitik konum geliyor. Neden? Çünkü biz 1492 öncesinde yani Amerika kıtasının keşfinden önce bizim bilinen dünyamız 3 kıtadan ibaretti. Afrika, Avrupa ve Asya. Bunun e, hayalinize tahayyül ederek önünüzde canlandırın. Üç tane kıtayı yan yana getirdiğinizde ortasında tam ortasında göreceğiniz bir tane şehir var İstanbul. Yani bugün bile dünya haritasını karşımıza aldığımızda ortada nokta atış İstanbul. Evet. İkincisi o dönemin ekonomik ve ticari şartlarına bakmak gerekiyor. İstanbul'un niye bu kadar önem kazandığı Hı. tarihsel süreçte? Niye? Çünkü bir İpek Yolu gerçeği var. Yani doğudan yapılan ticaretin Orta Asya, Semerkant, Buhara hattı üzerinden işte Tebriz üzerinden genelde Trabzon limanına gelerek oradan gemilerle Avrupa'ya taşınması ya da işte güneye gitmesi her halükarda kuzeyden gelen ana ipek yolu hattı bir şekilde Karadeniz'den geçiyor. Artı Cenova'nın yani İtalya'da günümüzdeki Cenova şehri o bizim bildiğimiz ismiyle Cenevizlilerin Karadeniz etrafındaki şehirlerde, Karadeniz etrafındaki kıyılarda kurduğu ticaret kolonileriyle taşıdıkları malları kendi ülkesine yani Avrupa'ya taşımak için geçe geçebilecekleri tek yer var. O da İstanbul Boğazı, çünkü Karadeniz'in bir tane çıkışı var. O da tam da İstanbul'un kalbinden geçiyor, ortadan yararak geçiyor. Ve buraya kurulmuş bir şehir hem ticareti kontrol ediyor, hem de askeri hareketlilikleri kontrol ediyor. Bundan dolayı İstanbul. Niye İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik yapıyor? Neden? Bundan dolayı Roma İmparatorluğu'na yapıyor sonra Doğu Roma. Bizans diyorlar ama Bizans diye bir devlet yok. Onun aslı Doğu Roma İmparatorluğu yani ikiye bölünüyor. Ve devamında da bizim büyük ecdadımız Osmanlı'nın o kadar büyük araziye rağmen gidip tam bunun göbeğindeki İstanbul'u alması, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi, bir imparatorluğu yıkması, bütün takıntının tırnak içinde bu şehirden, bu şehre, Dönük olmasının sebebi aslında bu şehre hakim olan dünyaya hakim oluyor. Dolayısıyla bu şehir bundan dolayı şehri şehir yapan yani burayı Bizantiyon isimli küçük bir saray burnunun sadece kaplayan... Yani günümüzdeki ilk kurulduğunda nerede biliyor musunuz? Günümüzde saray burnunun bulunduğu hani Topkapı Sarayı'nın olduğu alan kadar bir yer. İlk hmm. başta basit bir balıkçı köyü. Ufak surları var. Sonra Roma burayı keşfediyor. Roma yeni bir başkent arayışında çünkü... Kuzeyden akınlar var. Roma şehrini koruyamıyor. Onun bir sıkıntılar var. Yeni bir başkent gelişmek için, yeni bir büyümek için yeni bir başkente ihtiyacı var. O başkent için küçük Bizantiyon şehri, İmparator Konstantin döneminde bilinen hikaye 4. yüzyılda bu şehir sıfırdan imar ediliyor. Ve imparator kendi adını veriyor. Oluyor size Konstantinopolis. Ama ondan sonraki süreçte buraya yapılan korkunç yatırım, büyük yatırım Roma İmparatorluğu'nun gelişmesi hep şundan dolayı biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Çünkü buradan idare edilebilir bir dünya. Ve dikkat edin günümüzde de İslam dünyasının geldiği durum dünyadaki şu an en son siyasi gelişmelere de bakacak olursanız Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı konumda herkesin gözü bütün, bütün mazlumların bütün muhtaçların herkesin gözü bizde ve dolayısıyla İstanbul'da. Şimdi buna şöyle bir şey aklına gelmesin seyircilerimiz Ankara bizim başkentimiz çok da sevdiğimiz bir şehir. Ankara bizim devletimizin idare edildiği yer. Ama bizim kültürel anlamda, siyasi anlamda, ekonomik olarak başkentimiz hala İstanbul. Yani Ankara bizim siyasi başkentimiz. Hiç asla tartışmayız. Devletimizin idare edildiği, edildiği yer. yer. Ama bütün dünyanın dönüp baktığı yer İstanbul. Evet. Bundan dolayı çünkü İstanbul'u, İstanbul'a hakim olan bütün dünya siyasetine, stratejisine her şey hakim oluyor. Tüm bunları şundan dolayı anlatıyorum. Şimdi binlerce... On binlerce belki de abartmadan yüz binlerce tarihi eserin üst üste yığıldı. Nereden baksanız on farklı katmanın üst üste kent kurduğu bir yerden bahsediyoruz. Sadece tarihi yarımadanın içinde kazı yapmaya kalksanız şu anki İstanbul'dan belki üç tane toprağın altında var. Yani üst üste yığılmış hani yıkıntılardan bahsetmiyorum, şehrin altında bir şehir daha var. Yani neredeyse Edirne Kapı'dan girip Sultanahmet'ten çıkabileceğiniz kadar yeraltı yolları var. Muazzam bir labirent gibi şehrin altı. Hı. Çünkü burası dünyanın en önemli şehri. Hala da böyle. Şimdi e, bugün tabii ki e, baktığımızda o tarih genellikle tarihi yarımada dediğimiz o Sarayburnu civarında, işte Fatih ilçesi civarında yoğunlaşmış durumda. Ama e, Osmanlı devrine biraz e, gitmek isterim. Hı hı. Şimdi Osmanlı tabii Osmanlıdan önce de her Devlette belki de her imparator döneminde, her devlet idaresinde bir yeni bir imar şekli ortaya çıkmış. Şehir işte biraz önce belirttiğim şehir üstüne şehir inşa hı hı. edilmiş. Tabii ki geldiğimiz süreçte Osmanlı idaresinde olduğu sürede de İstanbul'da yeni bir şehir yapısı ortaya çıkıyor, şehir imar ediliyor yeniden. Çünkü Osmanlı'da aslında genel olarak bakıldığında şu fikir var: Bizler bir toprağa illa fethetmek ya da işgal etmek diye tabir ediliyor ya bu mantıkla gitmiyoruz. Bizler hizmet etmek mantığıyla gidiyoruz. Osmanlı'nın devlet yönetimi zaten bu şekilde. Bu sayede de bugün hala Balkanlarda, Afrika'da, Orta Doğu'da izlerini görüyoruz. Osmanlı İstanbul'u imar ederken nelere dikkat etmiş? Nasıl bir şehir yapısı ortaya çıkarmış peki? Şimdi üstadım, İslam, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih politikası bir iki istisna dışında aslında yani katı direnmelerin yaşandığı bir iki şehir dışında hep gönülleri fethederek olmuş. Hı hı. Özellikle dönemin gelişmelerini çok iyi takip eden bir devlet stratejisi olduğu için ve bence dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hükümdarı sadece yedi dil bilmesi ve bütün dış politikaya daha 20 yaşında hakim olup son büyük imparatorluğu yıkmasıyla Fatih Sultan Mehmet dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdarı olarak kabul edilebilir. Fatih Sultan Mehmet handaki ufuk Bizans'ı öyle bir zamanda, Konstantinopolis'i öyle bir zamanda fethediyor ki 1204'te korkunç bir Latin işgali gören şehir 1453'e kadar olan süreçte yani yaklaşık işte 200 küsur yıllık dönemde bir daha belini doğrultamayacak şekilde Latinlerin etkisiyle harap oluyor. Ve devam eden süreçte Fatih Sultan Mehmet'in burayı fethettiği dönem buranın bittiği bu abartı değil bildiğiniz açlıktan öldüğü bir noktaya geliyor. Şehir bilme, bitme Şehir noktasında Şehir bitmiş yani. durumda ki mesela biz bunu her yerde ben söylüyorum. Mesela biz tarihi filmler yapıyoruz çok yanlış yapıyoruz. Biz öyle ta, şehrin fethiyle ilgili yaptığımız tarihi filmlerde imparatorun son imparatorun e, hipodromda işte 100 bin hmm. tane insana konuştuğunu ya şehrin nüfusu 10 bindi şehir yani açıktan bir seviyesi gösteriyoruz. Biz öyle gösteriyoruz ve bu batıda da şöyle algılanıyor. Aa Türkler müreffeh harika bir İstanbul'u yıktılar. Halbuki İstanbul'u yıkan onlar. Yani bu şehir 1204'te 1261'e kadar 57 sene Haçlıların işgali altında kaldı ve İstanbul'un bütün zenginlikleri çalındı. Sorunuzla alakalı olduğu için bunları söylüyorum. O döneme kadar zaten muazzam bir şehir kültürünü Bizans, Roma zaten kurdu. Ama 1204'te bunu kendi elleriyle bitiren yine batılı oldu. Çünkü hep şunu vurgulamak gerekir. Burası doğudur, orası batı ya. Üstat şu nokta çok önemli. Batı için doğunun dini yoktur. Hmm. Batı için tek şey vardır, doğu zengindir. Dolayısıyla çok enteresan gelmiştir Haçlı seferlerinde bizimle savaşmıştır. Müslümanlar da Kudüs'te korkunç katliam yapmıştır. Ama aynı katliamın, aynı e, hırsızlığın aynı soygunun, aynı yağmacılığın bir benzerini de Konstantinopolis'e de yapmıştır. Kendi dindaşı bu adamın ama diyorum ya batı için doğunun dini yoktur. Doğudaki zenginlik önemlidir. Ve bu hep böyledir. Hiçbir zamanda değişmez. Batı hep buraya zenginlik kaynağı olarak bakar. Şundan dolayı toparlayacağım. Zaten biz şehri fethettiğimizde şehir bitik. Mesela bizim günümüzdeki hipodrom kalıntıları orası zamanında 100 bin kişilik 100 bin kişinin aynı anda araba yarışları ya da gladyatör dövüşlerini seyretti. Dev bir hipodrom. Ama o hipodromun yerlere yıkılmış durumda. Yani berbat bir durumda. İşte hani örümcekler bağlamış duvarlarına işte o kadar berbat bir durumdayken biz öyle bir şehri aldık. Niye aldık? İşte sorunuzun yanıtı Fatih Sultan Mehmet alır almaz o şehirde hemen imar faaliyetleri yaptı. Ama şu çok önemli. Şimdi Türk tipi bir kent kültürü var. Türklerin geliştirdiği, biz biliyorsunuz göçebe as, göçebe kökenli bir milletiz hı hı. ama şehir hayatına o dönemde çok çabuk adapte olup fethettiğimiz şehirlere hemen nüfusu dengeleyecek şekilde günümüz tabirine yine kullanacağım transferler yaparak mesela İstanbul fethedildiğinde İstanbul'daki Rum nüfusun bir kısmı burada kalıyor yani burada on binlerce yüz binlerce Rum yok o zaman hepsi 2000 iki bin, üç bin Rum var ama şehrin gelişmesi lazım Hiç de burası başkent olacak. Ne yapılıyor? Mesela Aksaray ilimizden insanlar getirtiliyor. Onlar Aksaray'a yerleştiriyor. Günümüzdeki Aksaray hı hı. semtinin orası oluyor. Mesela Bursa taraflarından insanlar getiriliyor. Balat tarafına yerleştiriyor. İşte şu an günümüzde Yunanistan'da kaldı. Yenişehir diye. Yeni Adil Ali evet. bizim tarafımızda Yenişehir. Yenişehir'den ahali o zaman İstanbul'dan çok önce fethedilmiş orası. Oradaki Türkler getiriliyor. Topkapı tarafına yerleştiriliyor gibi. Şehir nasıl imar ediliyor? Şehir önce insanla imar ediliyor. Ama kontrol altında tutabileceğiniz bir kalabalıkla şehir imar ediliyor ve şehirin çekirdek temel sistemi mahalle kültürü üzerine kuruluyor. Ve hepsi birbirine bağlantılı küçük küçük bal peteği gibi hani bal böyle altıgen beşgendir evet. ya böyle hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı birbirine bağlı mahalleler kuruluyor. Bu mahalleler kurulurken de ilk etapta Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptığı iş, bu şehirdeki hakimiyetini perçinlemek. Çünkü Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Ben Kayseri Rum'um. Ben Roma'nın yeni Kayseri'yim, yeni imparatoruyum diyor. Ve bunu tescillemek için ilk yaptığı şeylerden bir tanesidir Fatih Sultan Mehmet'in. Çok enteresandır. Roma'nın son Roma İmparatorluğu yani İstanbul'daki Doğu Roma İmparatorluğu'nun imparatorluk kilisesi olan Havariyun Kilisesi'nin artık o da harabe durumda. Onun kalıntılarını ortadan kaldırıp onun üzerine Fatih Camii'ni inşa ettiriyor. Orası Ayasofya gibi kıymetli bir dini yapı fetihten önce. Neden? Günümüzde Fatih Camii'nin avlusu var ya hani cenaze namazlarını kıldığımız yer. Onun altı Roma'nın imparatorluk mezarlığı. İmparatorlar oraya gömülüyor. Orası imparatorluk kilisesi. Yani simge bir nokta Aynen anlamı öyle. da oldukça büyük. Şimdi hep şöyle söylüyorum. Sur içinde düşünün. Hala sur içinde yer yer boşluklar var. O zaman tamamen boş... Gidip herhangi bir yere camisini inşa ettiremeyip e, ettiremiyor mu ki gelip Fatih Camii'nin olduğu yere yapıyor? Niye? Çünkü ben senin hakimiyetini yıktım. Artık Roma yok. Yeni Roma benim. Yeni Roma İmparatoru benim. Çoğu tarihçi de şöyle der. Roma yıkılmamıştır. Roma din değiştirmiştir der. Çünkü Roma bir ülküdür hocam. Roma bir ufuktur. Dünyayı yönetmedi. Roma'nın hukuku vardı, Roma'nın siyaseti vardı. Hala konuşulur tartışılır. Hala konuşulur. Osmanlı yok muydu? Dikkat edin. Bakın bu perspektiften bakın. Niye Pax Romana derlerdi? Şimdi ondan sonra Pax Otomana oldu. Niye Afrika'dan tabi yana kapılarına kadar her tarafa hakim oldu Osmanlı? Neyle hakim oldu? Barışla hakim oldu. Osmanlı kimseye zulmetmedi. Osmanlı kimseyi sömürmedi. Hakim değil, hizmet. Hadim. Hadim. Yani bütün vatandaşlarına hadim oldu. O topraklar Osmanlı'nın oldu. İşte bu kültürlü oluyor. Bu bakış açısıyla oluyor. Şimdi ilk Fatih Camii'ni yaptırdıktan sonra şehire nüfus getirtti. Ama sadece Müslümanlar değil Ermeniler de geldi. Yahudileri de getirdi. Niye? Ermeniler Anadolu'nun orta bölgesine Sivas taraflarında <laughs> yaşıyorlardı. Ve bu adamlar müthiş zanaatkar insanlardı. Sanat değil. Müthiş Zanaat. zanaatkar insanlardı. Duvar ustaları vardı, bakır ustaları vardı. Bunlar getirildi. İşte Yahudiler getirildi ticaret için gibi. Zaten 1492'de İspanya'daki Yahudi kaçıştan sonra kaçan, evet. büyük bir kısım buraya geldi. Sorunuzun yanıtı aslında böyle şekilleniyor. Biz bir kültür inşa ettik. Biz İstanbul'u sil baştan inşa ettik ama İstanbul'da yaptığımız sembol yapılar, Ayasofya'yı camiye çevirmek, İkinci Beyazıt'ı Veli yaptırdığı Beyazıt Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniyesi, Birinci Ahmet'in Sultanahmet'i gibi 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 devam eden her yapıyla yani son dönem sultanlarının yaptırdığı her ne kadar batı tarzı da olsa Dolmabahçe Sarayı gibi, Beylerbeyi Sarayı gibi, Küçük Su Kasrı gibi, işte Beykoz Kasrı gibi yapılar da dahil olmak üzere şöyle geniş bakın. Bunların hepsi bir Osmanlı kültürünün inşası. Yani şuna dikkat ettik mesela Tahir'de, tarihte Osmanlı ekonomik olarak zor günler geçirmesine rağmen şehrin imarından vazgeçmiyor. Saraylar, çeşmeler, okullar, saat kuleleri ki son yıllarda yapılan özellikle. Yani şehrin ayakta kalması, şehrin yaşaması çok önemli. Bunu görüyoruz ki görüyoruz yani borçlar alınarak dahi bu eserler kazandırılmış şehirlere. Hocam insana yapılan yatırım, devlete yapılan yatırım, şehre yapılan yatırım, kültüre yapılan yatırım. Muazzam bir iş bu. Yani Osmanlı bütün kültürünün temelinin İstanbul olduğunun farkında. Şimdi çok büyük bir imparatorluk. 1912-1913 Balkan Harbi'ne kadar en dibe vurduğumuz dönem Balkan Harbi ondan sonra zaten Anadolu'ya çekildiğimiz dönem Hı. ama Balkan Harbi'ndeki 1912 başındaki sınırları tahayyül edin. Yemen, Sana'dan, Arnavutluk, İşkodra yani Hırvatistan sınırına kadar olan bütün alan, Kuzey Afrika'daki Trablusgarp bölgesi de dahil hepsi senin. Bütün alan senin. Hatta biraz geriye gidin. 93 Arbi, 1877 78 Osmanlı-Rus savaşında sınırların Romanya'yı bile neredeyse kapsıyor. Oraya kadar çıkıyor. Şimdi İstanbul o kadar önemli ki, şimdi ben İstanbul konuşunca çok heyecanlanıyorum. Diyorlar ki, ya sakin ol hocam, ya sakin olmak mümkün değil. Bu şehir hakkında konuşurken sakin davranmak mümkün değil. Öyle ki ağzınızdan çıkacak her kelimeyi de merakla bekliyorum. <laughs> Eyvallah. Şimdi hocam bakın. Hani günümüz tabirleriyle bir zipleme diye bir tabir var. Bilgisayar kullananlar bilir. Bir şeyleri bir yere sıkıştırmak, bir yere sığdırabilmek için sıkıştırmak gerekir. Ben koskoca bir kültürün yani bu Viyana kapılarından ben çünkü bütün Avrupa'yı karayoluyla gezdim. Bütün Osmanlı coğrafyasını, eski bıraktığımız bütün anavatan Rumeli'yi karayoluyla sokak sokak gezmiş birisi olarak söylüyorum ki o sanadan Polonya sınırına kadar olan Macaristan'ın da dahil olduğu dönemlerdeki bütün kültürü emip ama hepsi hakkaniyetle çalmadan, gasp etmeden, sadece süzerek bütün kültürü gelip İstanbul'a sıkıştırmış bir devlettir Osmanlı. Dolayısıyla sizin Osmanlı İstanbul'unuzun da Osmanlı İstanbul'un da bir Romenlerin yöresel yemeğinin izleri bile vardır. Bunu biraz açalım. Şöyle çok basit. O coğrafya bizim ama 19. yüzyıl İstanbul'unda halk hangi yörenin buğdayıyla ekmek yiyordu diye bana sorarsanız size söyleyeceğim tek şey Dobruca olur. Romanya'daki bölge. Romanya'dan. Et ne yeniyor? Oradan geliyor. Koyun sürülerle geliyor. en Ondan sonra gemilerle geliyor. Şeker şuradan. <laughs> i̇şte Kahve malum Yemen daha hı hı. sonra Brezilya başlıyor. İşte meyvesi Bursa bölgesi bakıyor. İşte Trakya'nın yetiştirdiği ayrı bir şey. Anadolu'dan işte sade yağ şehirde yemeklerde kullanılan tek yağ sade yağ Urfa'dan geliyor. Yani sadece yemeğe ki indir yemek istemem yemek için çok basit bir kısmıdır. Ama hani dediniz ya yani, şehir sonuçta, tabii. bir şehri şehir yapan her şey onun mimarisi, onun kültürü, müziği, yediği inancı tasavvufu tekkesi bütün imparatorluktan süzülerek İstanbul dediğimiz bu topraklara gelmiş ve bu topraklarda 1922'ye kadar saltanatın kaldırıldığı döneme kadar devam etmiş. Ondan sonraki dönemde başkent Ankara'ya kaymış ama İstanbul programın başında söylediğim gibi hala Aynen, kültür hala da olarak. kültür başkenti. Niye? Çünkü o kültürün izlerini biz her ne kadar kaybetsek de hala İstanbul'da Hı. İşte en başta söylediğim yere şimdi geliyor. Bakarsak onu görebiliyoruz. Çünkü bakarsanız Üsküdar'ın roman vatandaşlarının yaşadığı selamsız semtinin tam ortasında İmparatorluk tarihinin en büyük tasavvuf alimlerinden Köstendilli Alaaddin Ali Efendi'nin böyle bir mücevher gibi kalmış kabrini görebiliyorsunuz. Bu bir tezat mı? Değil. Oradaki roman vatandaşlar müthiş sahip çıkıyorlar. Neden işte Osmanlı bu? Ben Üsküdar'da yaşıyorum. Her sokağında bir şey çıkıyor. Benim oturduğum sokak. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne yakın. Yani biz üstada selam vererek evden dışarıya çıkıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Eyüp sokaklarında bir kayboluyorsunuz buluyorsunuz. Eyüp sokaklarında bir kilise var. Kiliseden çıkıyorsunuz. Meşhur Abdülmecit Sivasi Hazretleri'nin tekkesi çıkıyor karşınıza. Oradan çıkıyorsunuz Murat Münzevi Hazretleri. Şimdi öyle bir iklim var ki karşıda Pir Nurettin Cerrahi'nin halifeleri var. Ya Bunların hepsi sadece bir sokak. Kaybolsanız birine yol tarif edecek olsanız oradaki o türbeleri, zaviyeleri tarif Muazzam ederek bir bile şey. yol bulabiliyorsunuz. Şimdi ama bakın şundan bu bahsede girdim son olarak çok uzattım. Bakın, helal edin. Şimdi Köstendil'le Alaaddin Ali Efendi'yi niye örnek verdim? Çünkü o mübarek şu an günümüzden Sofya'nın 30 kilometre yanındaki Köstendil şehrinden gelmiş birisi. O oradan gelmiş. Şimdi birisi Sivas'tan gelmiş, biri Yemen'den gelmiş. Bizim şairlerimiz var. Adam Bağdatlı, öbür taraftan e, velilerimiz var. Bulgaristan topraklarında kalmış yerlerden gelmiş de. Bosnalı alimler, Anadolu bir taraftan. Yani herkes niye İstanbul'da? İşte bütün kültür buraya sıkışmış. Bundan dolayı İstanbul çok önemli işte. Şimdi aslında bunları size sormamın ana sebebi de şuydu. Ee, evet, ecdat böyle bir İstanbul bize miras bırakıyor. Tabii ki e, artan nüfus, bazı ekonomik şartlar, gelişen sanayi kentler diyebiliriz. Bir yandan şehir yapılanması artık değişti tabii ki. İstanbul'da kendine ait bir sületi olduğunu tabii ki biliyoruz. Belki bugün birçoğumuz işte Fatih'e gitmeden ya da Köprü'den geçmeden İstanbul'da yaşadığımızı çok fazla anlamıyoruz evet. yerleşim yerlerinden dolayı. Şimdi biraz önce siz o kadar güzel dediniz ki mahalle kültürü oluşturmuştu ve bu mahallelerde kendi aralarında yaşattıkları bu kültürle bugüne kadar geldiler. Hatta bunun izlerini bugün de görüyoruz İstanbul'da. Belli mahalleler vardır. Hala o kültürün devam ettiği, Tabii. komşunun komşuyu tanıdığı yerler hala var. Kollayıp gözettiği. Hala vardır ki bundan belki de birkaç yıl öncesine kadar kapıların hala kilidin üzerinde anahtarın bırakıldığı kapılar vardı İstanbul'da. Evet değişen bazı şehirler var. Peki biz ne yaptık? O sizin bahsettiğiniz e, ve büyük heyecanla anlattığınız o kültüre, o İstanbul'a biz ne yaptık? Şimdi üstadım, biz e, ne yaptık sorusunun yanıtı aslında biz bunu niye yaptıkla başlamak gerekiyor. Hı. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, bilmeyenler şaşıracaktır ama İstanbul'un bozulma süreci Cumhuriyet'le beraber değil Osmanlı döneminde başlıyor. Şimdi bunun iki büyük nedeni var. Yani ikiye ayrılan bir kol var. Birinci sebep insani sebepler, yani insan kaynaklı sebepler. İkinci sebep ise doğal sebepler. Şimdi burası mükemmel bir jeopolitik konumdan programın başından beri bahsediyoruz ama burası aynı zamanda dünyanın en büyük deprem kuşaklarından, en büyük fay hatlarından birinin üzerinde oturuyor. Ve bu şehirde her 500 yılda bir 8 ya da üzerinde olduğu tahmin edilen her 500 yılda bir deprem ortalama 100 ya da 200 yılda bir de 8'e yakın 7 küsur atlarda olduğu tahmin edilen depremler mutat olarak oluyor. Yani olmadığı yok. En son 500 yıllık periyottaki deprem 10 Eylül 1509 günü oldu. Sultan II. Beyazıt iken yani tahmin edilen hissedilen 8'in üzerinde olan deprem akıllara zarar bir deprem. Yani şehirdeki yani şehrin nüfusu 60 bin civarında 10 bin kişi ölüyor. Düşünebiliyor musunuz ölümü? Yani ee, şey, sular 12 metre yüksekliğinde tsunami oluşuyor. Şu an günümüzde İstiklal Caddesi'nin geçtiği alan o zaman kırlık. Orası yer patlıyor, yerin içinden kum fışkırıyor. İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nin bulunduğu kırlık alan o zaman hmm. kırlık. İşte Gebze'de bir 400 kişilik bir Osmanlı birliği var. Orada gece konaklıyorlar. Toprak açılıyor, bunları YouTube kapanıyor falan gibi böyle. Korkunç büyük bir deprem. Bu 500 yıllık periyotta oluyor. Onun dışında 1766'da Fatih Camii ve Eyüp Camii'nin yıkılmasıyla sonuçlanan büyük bir deprem, 1894'te Sultan Abdülhamit Han tahttayken yaşanan İstanbul depremi gibi. En son bu Havali'de yani İstanbul kaynak e, merkezi su olmasa da 17 Ağustos depremi de buranın deprem kuşağını örnekleyebilir. Şimdi İstanbul'u İstanbul yapan, İstanbul'un oluşan kültürünü bozan İki faktör var dedik. Biri doğal, diğeri insani. Şimdi doğal afetler deprem. İkinci, doğ, ikinci ve çok önemli Yangınlar bir doğal var. afetten yangın. Neden? Çünkü biz taş mimariye çok geç geçtik. Biz çabuk evler, pratik evler yapıp, onlar da oturmayı seven bir milletiz ama biz o evlerde korkunç güzel sanatlar yaptık. Yani, yani ahşap evlerde ama e, görüntüsüyle de hayranlık bırakan. Bugün buraya getirmediğim. Bir fotoğraf karesi var bende. Bilir misiniz Ayasofya ile Sultanahmet Camii'nin ortasında havuzlu bir park vardır. Evet. O parkın olduğu yerde 1912'ye kadar meşhur Ayasofya mahallesi vardı. 1912'de orası yangında yok oldu. O mahallenin çok net bir fotoğrafı var bende. Ayasofya'nın minaresinde çekilmiş. Üç tane köşk var. Üçü de birbirinin kopyası. Eminim ki üç kardeş yaptırmıştır. Tam havuzun olduğu yere denk geliyor. Orada koskoca bir mahalle var. İçin bu mahalle nerede? Yerinde günümüzde havuzlu park var. Çünkü yandı. Meşhur Fatih yangını, Çırçır yangını, Sultanahmet yangını, yüzlerce yangın. Her yangın ama şöyle bir şeyi var. Yangınlardan sonra şehir hep yeniden imar ediliyor. Bunlar doğal afetler. Ama ikinci kısım var ki bu insan eliyle gerçekleşenler. Ama insan eliyle gerçekleşenler de aslında sistematik bir yıkım Tanzimat'a kadar pek görülmüyor. Nadir. Şöyle yıkımlar var İstanbul'da. Mesela padişah kendine yeni bir saray yaptıracak. Tamamen misal veriyorum, örnek işte söz temsil. İşte şurayı beğendim diyor. Boğazda, doma bahçe tarafını beğendim misal. Orada iki üç tane köşk var, daha önceden yapılmış. Bunları yıkın diyor. Yerine diyor, başkası yapalım. Ya da lale devrinde, kağıthanede de bugün buraya getirdiğim bazı fotoğraflarda göreceğiz. Kağıthanede de işte patrona Halil ayaklanmasıyla beraber yıkılan 60'tan fazlaki konak gibi bunlar siyasi sebepler. Ama bizim asıl şehre şehri bozmaya başladığımız dönem Tanzimat Fermanı sonrası. Niye Tanzimat Fermanı sonrası? Hemen devam eden süreçte meşhur 1854-57 arasında meşhur bir Kırım Savaşı var. Kırım Harbi'nde biz İngiliz ve Fransızlarla müttefik olarak Rusya'ya savaş açtık. Ve o dönemde İstanbul'a pek çok Fransız, İngiliz askeri komutan, şehir plancısı Topografyacı, mimar, mühendis pek çok insan geldi. Ve bunlar diyorlar ki mesela çok basit bir örnek. Diyorlar sizde belediye yok. Hmm. Böyle, böyle bir şehirde belediye olmaz mı? Şimdi niye? Belediye demek yol demek. Belediye demek düzen demek. Belediye demek kanalizasyon demek, kaldırım demek, yol açmak demek. Ama tabii biz de bunu o zaman büyük bir hevesle ve merakla kabul ediyoruz. İşte zihnim beni yanıltmıyorsa 1856 ya da 57'de İlk daireler kurularak İstanbul Belediyesi teşekkül ediliyor. İşte İstanbul Paris'teki arondismanlar gibi bölgelere ayrılıyor. Şu an Paris'te mesela bizdeki gibi ilçe yoktur. Birinci arondisman, ikinci arondisman vardır. O zaman da İstanbul'da birinci daire, üçüncü daire, on bir daire var. Altıncı daire de altı, Farsça ne demek? Şeş, Şeşhane. Günümüzdeki Şişhane'nin Şişhane. olduğu yerdeki Beyoğlu Belediye Binası da aslında altıncı daire binası. Semt adını da o veriyor. Peki o semtte hiçbir şey yok mu da o bina semte ismini veriyor? Yok. Çünkü orası mezarlık. Şimdi olay nasıl bağlanıyor bakın. Belediyeyi kurdunuz. On, işte i̇şte 11 daire teşekkül ettiniz. 6. daireyi de Beyoğlu'nu idare Hı. edecek. Şeşhane'yi de kurdunuz. O günümüzde hala Beyoğlu Belediyesi'nin kullandığı binayı da diktiniz. Oraya 6. daire yaptınız. Ama onun önü Kasımpaşa Tersanesi'nin yukarısından İngiliz konsolosunun olduğu yere kadar olan alanın tamamı Osmanlı mezarlığı. Çok eski bir mezarlık, 400 küsür yıllık mezarlık. Ve bahsettiğim dönem Osmanlı dönemi. Ve ne yapılıyor? Beyoğlu büyüyor. Beyoğlu nereye büyüyor? Hocam Beyoğlu mezarlığa büyüyor. He. Yani Beyoğlu mezarlığa büyüyor ve en absürt olan ne? Meşhur tüneli biliyorsunuz. Yani bütün seyirciler defalarca içinden geçmiştir. Dünyanın ikinci metrosu evet. Galata ile Beyoğlu arasında hızlı bir şekilde işte ilk e, buharlı sistemle daha sonra elektriğe geçiyor 1914'te. Şimdi bu tünel kazıldı. Hiç düşündünüz mü bu tünelden çıkan toprak ne oldu diye. Normalde Avrupa'da metro kazıldığında tünelden çıkan topraklar mamlalarla şehir dışına taşınır. Bizde o zaman diyorlar ki ya niye masraf yapıyorsunuz? Dökün bu mezarlığın üzerine. Günümüzdeki Tepebaşı TRT'nin olduğu yer o tünelden çıkan toprağın döküldüğü yer hocam. Tepebaşı'nda TRT stüdyoları var ya, eski evet. yap vardı hatırlarsınız. Evet. Onun olduğu yer tünelden çıkartılan toprağın yığıldığı yer. Onun üzerine yığıyoruz mezarlığın üzerine. Düzlüyoruz. Bir de üzerine Jardindi Tepebaşı diye kır gazinosu açıyoruz. Tepebaşı gazinosu diye. İmar ediyoruz şehri. Batı tarzı imar ediyoruz. Ama eskiyi yok ederek imar ediyoruz. Bu e, şeye benzedi. Biraz önce paylaştınız ya Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Camii'ni yaptırdı imparatorluk hı hı. mezarlıklarının üstüne. Hı hı. Biz de aslında bir medeniyeti bir şehir hayatını o şekilde herhalde yok etmişiz. Hocam bize 1839 sonrası Batı'yı öyle bir pompaladılar ki bunun en büyük mağdurlarından birisi de cennet mekan Sultan, Sultan Abdülhamit Han'dır. Niye? Niye? Çünkü Jön Türkler akımı. Paris'e okumaya gidip de Batı hayranı olarak geriye dönenler. Ve bunların getirdikleri, ya harika medeniyet, ya Paris ne güzel, apartman dairesi var. Hocam, senin konağın vardı, senin aile kültürün vardı, senin Batı'yla senin ne işin var? Batı sana ne verebilir? Batı'nın sana verdiği teknoloji, Batı sana teknoloji, hala günümüzde aynı tartışmaları yaşıyoruz. Batı teknolojiyi veriyor ama karşılığında senin... Seni sen yapan, Türk toplumu yapan çekirdek aile yapısını bozuyor. Ne var biliyor musun hocam? Bu dönemde Beyoğlu, dikkat et Beyoğlu parlıyor, parlıyor, parlıyor. Tiyatrolar, kafeler, oteller. Asıl İstanbul neresi? Programın başında söyledim. Çekirdek İstanbul, Suriçe. Galata, Eyüp ve Üsküdar. Oradakiler de batının etkisiyle artık pompalanan, propaganda haline gelen etkiyle her taraf Beyoğlu gibi olmak istiyor. E Beyoğlu gibi olmak için büyük bulvarlara ihtiyacım var. Büyük yollara ihtiyacım var. Senin şehir kültürü bu arzuyu buraya koyalım. Senin şehir kültürünü hadi konuşalım. Senin şehir kültürün burada duruyor. Ne dedik? Bal peteği gibi birbirine bağlı mahalleler. İyi hatırlı hocam. Eski Türk filmlerinde çok görürsün. Merkezde bir tane cami ya da mescit, yanında bir tekke, küçük bir hamam, bir tane çeşme. Şehir zaten cami Eksen de ekseninde etrafında kuruluyor. Mahalleler, küçük küçük mahalleler işte mescit var, mahallenin imamı var, tekke var, tekkenin şeyhi var. Her türlü o zaman bildiğin psikolojik destek gibi o zaman tekkeler kullanılıyor. Hı hı. Sosyalleşmek için kullanılıyor. Kız alınıp kız veriliyor. Tekke şeyhleri mahallenin gençlerini evlendiriyor. Küçük bir mahalle bakkalı ama günümüzdeki gibi düşünmeyin. İşte çivi şey gibi satılan yerler falan filan. Küçük bir mescit etrafında da ahşap binalar. Ahşap binaların muhakkak arkalarında bahçeleri var. Bahçelerinde bir kuyuları var. Ufak böyle bir şeyler yetiştiriyorlar. Ufak bir iki tane hayvan besliyorlar. Kendi ekonomilerini o düzen içinde sağlıyorlar. Kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorlar. 1839 sonrası ne pompalanıyor? Beyoğlu pompalanıyor bu şehre. Bak İstiklal Caddesi. Grand Rue de Perra. Ne kadar büyük değil mi? Evet. Ama hocam şunu kaçırıyoruz. Sen değilsin. O sen değilsin. O Avrupa. Sen bu defa neyi kaçırıyorsun? Kendi kültüründen taviz vermeye başlıyorsun. Bu defa çok enteresan Osmanlı kayıtlarında var. Başlıyorlar Fatih'teki konakları satıp paralarını Beyoğlu'nda yemeye ya da Beyoğlu'ndaki o apartman dairelerine taşımaya. Adam üç katlı konağı bırakıyor. Beyoğlu'nda ikinci kattaki 60 metrekare küçük o yeni yapılmış Tarlabaşı tarafında dalan istimlaklarıyla ortadan kalkmış alt kısımda oradaki evlere taşınıyıp Avrupa tarzı hayat yaşamak istiyor. Ki aslında İstanbul'daki diğer semtlerle mahallelerle Beyoğlu'nu karşılaştırdığımızda ya da Pera denilen Taksim İstiklal Caddesi'ni karşılaştırdığımızda farklılık da ortaya çıkıyor. Genelde o eski İstanbul'da mahallelere baktığımızda her köşe başında bir cami, tekke görebiliyoruz ve bunların etrafında yayılmış bir e, mahalle yapısı görüyoruz. Küçük küçük He, mescitler. Evet. Ama tabii. Pera'da tam tersi bir durum söz konusu. Ağa Camii yani. dışında hiçbir şey yok. Yeni yapılan dışında. Taksim Camii He. dışında hiçbir şey yok. Çünkü orası İslam şehri değil. İslam İslam mahallesi değil. Orada oturanların tamamı ekaliyet, tamamı Yahudi, Rum, Ermeni değildi ki. Büyük bir kısmı da Türk'tü aslında. Türk ve Müslümandı. Ki o kent kurulurken de buna dikkat edilmemiş. Zaten bunu görüyoruz. Niye? Çünkü batı tarzı bir şeye öykündün. Çünkü seni sen yapan kültürü bıraktın döndüm batı tarzına. O batı tarzına dönüşte sana neticede şehirdeki Fatih'le beraber başlayan o kültürel yığılmanın kıymetini unutmaya doğru seni itti. Hmm. Ve o itiş Osmanlı döneminde bunu ısrarla vurguluyorum, başlayan tarih eserlere kıymet vermeme, tarih eserleri hor görme, hor kullanma ve onları işte dönem dönem satma, ahıra çevirme, yıkma yok etme, isimlaklarla beraber ortadan kalkma durumuna getirdi. Ve bütün meselenin özü umarım anlatabilmişimdir. Gelip buraya dayanıyor aslında. Batıya benzemeyle beraber kendi şimdi ben çay içiyorum hocam. Bu benim 1920'lerden beri içeceğim. Ama bundan önceki kültürde ben kahve içiyordum. Kanuni Sultan Süleyman'dan beri bu kahve şehirde içilen şey kültürdür. Biz çay geldi kahvenin müdavimleri o zaman çaya döndüler. Son dönemde biz isim vermeyeceğim marka onun bardak kupalarındaki çay, şey kahvelerini müptelası olduk. müptelası olduk. Ne ara bu kadar müptela olduk? Ya bizim genetik kodlarımızda zaten bizim, kahve var. Ya. Zaten en yanlış bulduğum tabir de bu arada Türk kahvesidir. Türk kahvesi diye bir tabiri yok hocam. Kahve o kahve onu tanımlamaya gerek yok kahve odur zaten kahveyi zaten götüren de biz değil miyiz biziz zaten Batıya. adam benden alıyor mesela şimdi köşelerde şimdi daldan dala atlıyoruz ama kültürel etkileşim açısından hı hı. ne kadar önemli şimdi gazete satılan bayiler açılıyor şehrin farklı yerlerinde İsimleri kiosk hocam onu fransız benim köşkümden almış aslında köşko köşk olmuş kiosk biz alıyoruz bir daha kiosk, kiosk diyoruz. diyoruz. Adam benden almış benden aldığını tekrar bana satıyor. İşte kültürel etkileşim böyle bir şey ve çok kötü bir şey. Demek istediğim şu siz böyle batıya öykünerek batıya benzeme telaşıyla hani hep söylenir ya batının kültürünü değil işte batının sistemini alın batının teknolojisini alın ama batıya benzemeyin. Şimdi biz Afrika'da bir kabile devlet olsak asla onları eleştirmiyorum kıdamıyorum hakir görmüyorum tenzih ederim. Ama biz Afrikalı bir kabile devleti olsak hiçbir medeniyetimiz olmasa ve oraya ilk gelen batılılar olsa onlara benzeyebiliriz. Ama ben binlerce yıllık devlet geleneği olan şu şehirde muazzam bir kültür korumuş dünyanın bir zamanları en büyük imparatorluğunun başkentinde yaşayıp şehrimi son 150 yılda çevirdik bir batı şehrine. Ne oldu? İşte istimlaklar, yıkımlar, 1950'lere, 1960'lara kadar süren bir süreç. 60'lardan sonra aklımız başımıza geldi hocam. Açık net. 60'lardan sonra. 60'lardan sonra aklımız başımıza geldi. Son büyük darbeyi biz 1970'lerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapılma sürecinde yaşadık. Tarih eser katliamını. Ondan sonra da 80'lerde Bedret'in dalanın, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tarlabaşı yıkımları ve Üsküdar'daki Üsküdar Harem ya yani Üsküdar'dan Harem'e giden sahil yolunun yapımı sırasında koskoca İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi olan salacağı yok ettik 1986-87'de. Ondan sonra bir daha sistematik bir şey olmadı. Ama o dönem düşünün 80'lere kadar yavaş yavaş ama 60'lara kadar muazzam hızlı bir şekilde kendi kültürümüzü biz yok ettik ve kendi elimizle yok ettik ve deprem olmadı. Ya bu deprem yapmadı. Allah muhafaza. Rabbim inşallah göstermesin. Amin. amin deprem inşallah. değil bu, yangın değil. Kendi elimizle yıktık. Ne için hocam? Bulvarlar açtık. Ne için yollar yaptık? Ne için? Araba araba kullanalım diye. Ya bizim o biraz önceden beri bahsettiğimiz mahallelerimiz kargacık burgacık. İşte içinden ancak at arabasının geçebildiği ama mis gibi hayat kokan yerlerdi. Şimdi nereye döndük? Ruhsuz sitelere döndük. Şimdi sonra da diyoruz ki ya biz buralarda mutsuzuz. E kendi elimizle yıktık hocam. <laughs> yani şimdi zaten sokaklarında gezdiğimizde bile artık anlamıyoruz. Biraz önce dedim ya şahsen ben İstanbul Boğazı'ndan geçmeden ya da Fatih'e Üsküdar'a gitmeden İstanbul'da gerçekten İstanbul'da yaşadığımı çok fazla algılayamıyorum. Çünkü yaşamış olduğum semt Anadolu tarafında Avrupa yakasında başka bir semt. Orayla iş arasında geldiğinde zaten yüksek yüksek binalar, e, asfalt yollar görüyoruz ki başka bir şey gördüğümüzde zaten yok. Peki e, dediniz ya büyük bir coğrafyayı gezdiniz, sokak sokak gezdiniz. Hı hı, evet. Özellikle İstanbul genelinde diğerleri için de söyleyeceğim ama size en çok yaralayan ne? İstanbul için de beni en çok yaralayan açıkçası e, bilinçsizlik. Tek bir kelimeyle açıklanabilecek şey bilinçsizlik ama bilinçsizliğin e, ironik kısmı diye söyleyeyim. Hı. Neden biliyor musunuz? Şimdi özellikle son derece eleştirmeyip son derece faydalı bulduğum bir tarihi diziler dönemi yaşıyoruz. Hala devam ediyor. En azından bir tarihsel uyanışı sağlıyor ha. zihinlerde. Şimdi o yüzden çok hiç eleştirmiyorum. Son derecede de arkasındayım keşke daha önce başlansaydı ama zararın neresinden dönsek kardır benim yaş kuşağımın o Amerikan hayranlığı, Amerikan filmleri, dizileri şu an çünkü bütün dünyayı gezen birisi olarak herkes şu an Türk dizileri işte Ertuğrullar, Osmanlılar, Kuruluş Osmanlılar gibi bunlara hayranlığını görüyoruz. Oradan yana sorun yok. Ama ironik bilinçsizlik tabirinden şunu kastediyorum hocam. Adam ecdadının yaptığı 400 yıllık, 300 yıllık kitabesi üzerinde duran tarihi, Çeşmenin üzerine gelip sprey boyayla Yaşasın Osmanlı yazabiliyor. Şimdi ironik bilinçsizlik bu. Beni rahatsız eden kısım bu. Hani en çok rahatsız olan. Bakın. Şunu net olarak söylüyorum. Belki de tepki göreceğim. Kendi takipçilerim de, de bunun konu defalarca konuştuk. Ben diyorum ki hep şehirler yıkılabilir. Şehirler, binalar yıkılabilir. Tarihi eserler yıkılabilir. Bunlar Allah yapısı değil. Bunların yıkılması biz gözümüz gibi koruruz. Allah hmm. muhafaza bir deprem gelir her şeyi yıkar. Yıkılmaması gereken bir şey vardır. Bak, şehirlerin yıkılması bizim elimizde değildir üstadım. Ama kültürün yıkılmaması bizim elimizde. Sorun hmm. burada. İkisi arası çok büyük fark var. Ki önemli olan da o kültürü yaşatmak. Aynen. Allah muhafaza Rabbim esirgesin. Süleymaniye yıkılabilir. Ama bir Süleymaniye'yi yeniden yapabilecek irade Mimari ve kültür varsa, Süleymaniye'nin yıkılması seni çok etkilemez. Mesela Fatih Camii 1766'da yıkıldı, yerine daha güzelini yaptık. Eyüp Camii 1799'a kadar Eyüp'te cami yoktu. Yok, 1766-1799 arası Eyüp'te cami yoktu. Şimdiki Eyüp Camii'ni Fatih değil Sultan ee, 3. Selim yaptırdı. Ama nasıl? Ama ne kadar güzel? Oradan bakın olaya. Bir cami yıkılmış ama yerine daha güzelini yapabilmişsin. O kültüre sahipsen sorun yok. Yani binalar binalar yıkılsın demiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Kul yapısı olduğu Kul için yapısı insan eliyle yapılmış bir şey yıkılabilmesi de gayet, gayet doğal. doğal ki geçmişte bunun örnekleri de Bu şeyi söz 14 13 katman var diyoruz. Ama o kültürü kaybetmemek. Yani ben dizileri seyredip Gaza gelerek Osmanlı 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 diyen gençlerin tutup Osmanlı'nın yaptırdığı bir tarihi çeşmeye sprey böyle yaşasın Osmanlı yazmasını aklım almıyor. Bu korkunç bir bilinçsizlik. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu ne son 10 yılın ne 20 yılın ne 50 yılın hikayesi değil. Hı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki bunu. Bu bir iddialı bir tez. Bu benim tezim. Katılan katılır, katılmayan katılmaz ama ben diyorum ki biz 1839 Tanzimat Fermanı ile beraber yönümüzü hep tarih kitaplarında dediler ya, batıya çevirdik. İşte o süreçte beraber bizim genetik kodlarımıza buradan DNA'mıza işlediler. Hani şimdi aşı karşıtları var ya işte DNA'mızı değiştirecek. Evet. Asıl DNA'mızı biz kültürel olarak değiştirdiler. O yüzden günümüzün gençliği ki ben onlara kızmıyorum, kızamam. Çünkü hepimizin sorumluluğu bu. Günümüzdeki gençliğin DNA'sında artık Osmanlı'nın ne olduğu kalmadı, çok azaldı. O yüzden gidip 300 yıllık çeşmeye ile yazı yazabiliyor. Onu sorduğunda ne var ki bunda diyor. Acı. O kadar enteresan ki ama bunun kaba hatlisi şu bu iktidar muhalefet şu bu değil hocam. Bunun kaba hatlisi siyaset değil. İnsan. Bunu anlatamıyoruz. Biz çünkü şeyi çok seviyoruz. Hemen birine suçlu bulmak. suçlu bulmak. O yaptı. O yüzden iktidar böyle eğitim kalitesi ya bu değil konu. Bunu niye kaçırıyoruz? 150 160 yıllık 170 yıllık bir süreçten 200 yıla gelen bir süreçle ki siz belirttiniz aslında İstanbul Osmanlı'nın son dönemlerinde Değişime uğramaya bozulmaya başladı, başladı. Bozulmaya Şimdi fotoğraflara geçersek göstereceğim. Evet, i̇kinci bölümde özellikle değil o fotoğraflar içerisinde. Çünkü orada görüyorsunuz ki ya bozulma Osmanlı'da başlamış. Çünkü ilk Osmanlı bozulmuş. Hmm. Çünkü ilk Osmanlı... Hocam o bir Batı devlete... Hayranlığı, bir hayranlığı maalesef şehirlerimizde yok etmiş değil mi? Bir devleti bozmadan o devleti yıkamazsınız ki. Önce onu bozmanız lazım. Hmm. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında hep aynı aynı noktaya geliyor. Affınıza sığınarak şundan Mesela. dolayı diyeceğim. Yani... Devletler de yıkılabilir ya. Bak, bir devlet yıkılır ama o devleti kuran ruh, o kurucu ruh ayaktaysa başka devlet kurarsın. Tarihimiz, tarihimiz örnekleriyle, bunun örnekleriyle var. Ama o ruhu kaybedersen ne yapacaksın? Burada sorun bu. İstanbul'da bu aynen belirttiğiniz gibi yani Osmanlı'nın o ruhunu yıktılar ki devam eden süreçte İstanbul ortadan kalktı. Bak günümüzdeki İstanbul değil. Yani lütfen beni affedin. Bir İstanbul kent tarihçisi olarak söylüyorum ki biz İstanbul'un şu an kötü bir replikasını görüyoruz. Ama bunun suçlusu ben değilim. Siz değilsiniz. Günümüzdekiler değil. Anlatabiliyor muyum? Bu 150 yıllık bir hikaye. 200 yıllık bir hikaye bu. Çünkü Batı şunu fark etti. Ben bu adamın topraklarını alıyorum. 1683 2. Viyana kuşatmasından beri Osmanlı'yı yediler. Her taraftan yediler. Yedi ama Osmanlı'nın çekirdeği duruyor. Heh geldi Fitneyi tam İstanbul'u, tam o kültürün göbeğine fitneyi verdi ki ondan sonra Osmanlı'yı kültürel olarak çökertip başkentini, ana kültürünün toplandığı, yığıldığı yeri çökerterek kültürel olarak ondan sonra geldi devleti yıktı. Peki. Bu kadar basit tahlil. Peki, ee, Sayın Mehmet Dilbaş, şimdi kısa bir ara verelim. Ee, aranın ardından da fotoğraflarla İnşallah. anlatmaya devam edeceğiz. Efendim… Ee, araştırmacı yazar Mehmet Dilbaz'da İstanbul'u, değişen İstanbul'u, kaybolan İstanbul'u konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından özellikle o bundan 100 yıl öncesine ait fotoğraflarla gelinen noktayı konuşacağız. İstanbul sizin için ne anlam ifade eder? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Çok keyifle yanıtladığım bir soru. Çünkü İstanbul benim için her şey, tek bir kalıbın içine sığamayacak kadar derin anlamlar taşıyan bir şehir. Bunun pek çok nedenleri var. Şimdi İstanbul'da doğmuş olmak, İstanbul'da büyümek bu kültürün içinde yaşamaktan ibaret bir şey değil. Ben İstanbul sokaklarında dolaşırken etrafına bakabilmeye öğrenmiş birisiyim. Görmekle bakmak arasında çok ciddi fark var. Hepimiz İstanbul sokaklarında dolaşırken pek çok şeyi görüyoruz aslında. Ama hı hı. pek çok şeye de bakmadan geçiyoruz. Görmek şu, yani kameranın tabiriyle pan yapmak gibi bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Ama bakarsanız durup oradaki yaşanmışlıkları süzebiliyorsunuz. Bu da bu şehrin kültürüne bir parça hakim olmakla geçiyor. Ama izleyiciler genelde şöyle algılayabiliyorlar işte şehrin kültürüne hakim olmak için işte şu kadar okumak gerekir. Hayır efendim bir şehre İstanbul'un ruhunu anlayabilmek, İstanbullu olabilmek için akademi bitirmek, ilim, ilim sahibi olmak gerekmiyor. İstanbul'u yaşayabilmek gerekiyor. Hı. Şimdi bir İstanbul'da yaşamak var bir de İstanbul'u yaşamak var. Şimdi İstanbul'u yaşamak tabiri genelde eğlence sektöründe kullanılan bir tabir ama İstanbul gerçekten yaşanılacak bir şehir. Yani hakkını verirsek biz bu şehri ömrümüzün sonuna kadar bir defa başından sonuna kadar ki şu anki o kapsadığı 80 kilometrelik alanı kastetmiyorum. Çekirdek İstanbul yani Belediye -Selase, Beledi Selase dediğimiz merkezdeki Suriçi İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar bölgelerindeki Çekirdek İstanbul'u bile çok standart ve abartmadan konuşuyorum. 70 yıllık ömrünüzde tamamını gezmeye ömrünüz yetmez. Çok doğru. Neden? Çünkü siz biliyorsunuz medya sektöründesiniz ve daha önce program yapmıştınız. Hı hı. Şimdi dışarıya ya çekim yapmak için çıktığınızda ya da İstanbul'un bir sokağına girdiğinizde bir sokak sadece sol taraftaki cephe daha sağ tarafa bakmadan sol taraftaki tarihi bir semtteki bir sokağın bir cephesinde en az bir saat içinde 20 farklı detay yakalayıp o detayların peşinde koşmanız zaten bir ay sürer. Çünkü bir görüntüyü baktığınızda fark ettiğiniz şeyi gidip bir yerlerde araştırmanız lazım. Çünkü maalesef tarihe olan ilgisizliğimiz o kadar sıkıntılı bir durumda ki insanlar nerede yaşadıklarını ve neyin etrafında yaşadıklarının farkında değiller. Çok doğru. Dolayısıyla kimse size bilgi veremiyor ama siz meraklıysanız İstanbul sokaklarında dolaşırken, aa burada bir cami var, burada hmm. bir tekke var, tamam da o tekke oraya uzaydan download günümüz tabirle konuşalım download edilmedi. O tekkeyi bir yaptıran var. O tekkenin bir yaşanmışlığı var. O tekkenin bir manevi havası var. O tekkenin haziresinde defnedilenler var. Sırf İstanbul'da küçük bir tekkenin haziresinde defnedilenleri liste yapıp onların kim olduğunu araştırsanız bile bir yıl sürer. Ki ben şu tabiri kullanıyorum İstanbul için genellikle İstanbul yaşayan bir şehir. O yüzden yaşayan İstanbul adını veriyorum. Çünkü gerçekten e, imparatorluklar görmüş. Hı hı. Bir yandan e, tarihiyle işte biraz önce söylediğim doğasıyla ve kendine ait o dokusuyla İstanbul yaşıyor. Ve bunu anlayabilmek için de İstanbul'la yaşamamız lazım. Hele ki semtlerden bahsettik işte e, en basiti bir tekkede, tekkeyi bile anlayabilmek için ee, onu yaşamak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani Bunun içinde o, o havayı solumak sadece gidip böyle e, bir ziyaretten ibaret olmaması. Görmek lazım. değil, bakmak Hı. lazım evet. ve baktıkça bu kadim şehrin aslında ne kadar farklı kültürleri de aynı anda barındırdığını görüyorsunuz. Biz biz Müslümanız. Sadece Müslüman bakış açısından değil, farklı kültürlerin bakış açılarından bile baksanız çok farklı deryalarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi Şöyle başlamak lazım aslında İstanbul'u anlatmaya çalışırken. Ben burada İstanbul'u detaylı olarak anlatmaya kalksam herhalde bir 3 ay nonstop program çekmemiz gerekir Aralıksız durmadan bir şekilde evet. Çünkü İstanbul'u anlatmak hani mümkün olduğunca sıkıştırarak ve daraltarak anlatayım. Şu şu şekilde. Şimdi dünya tarihinde şöyle başlarız her defasında. Napolyon'un net bir sözü var. Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu diye. Niye? Şimdi bunun bazı sebepleri var. Bu şehir niye önemli? Önce buradan girmek evet. lazım. Neden Ankara, neden İzmit, neden Edirne, neden İzmir, neden Diyarbakır ya da neden Atina, Belgrad değil de İstanbul'u başkent seçiyorlar? Şimdi bunun farklı sebepleri var. Birincisinde ilk olarak jeopolitik konum geliyor. Neden? Çünkü biz 1492 öncesinde yani Amerika kıtasının keşfinden önce bizim bilinen dünyamız 3 kıtadan ibaretti. Afrika, Avrupa ve Asya. Bunun e, hayalinizde tahayyül ederek önünüzde canlandırın. Üç tane kıtayı yan yana getirdiğinizde ortasında tam ortasında göreceğiniz bir tane şehir var İstanbul. Yani bugün bile dünya haritasını karşımıza aldığımızda değil mi? Ortada nokta atış İstanbul. Evet. İkincisi o dönemin ekonomik ve ticari şartlarına bakmak gerekiyor. İstanbul'un niye bu kadar önem kazandığı Hı. tarihsel süreçte. Niye? Çünkü bir İpek Yolu gerçeği var. Yani doğudan yapılan ticaretin Orta Asya, Semerkant, Buhara hattı üzerinden işte Tebriz üzerinden genelde Trabzon limanına gelerek oradan gemilerle Avrupa'ya taşınması ya da işte güneye gitmesi her halükarda kuzeyden gelen ana ipek yolu hattı bir şekilde Karadeniz'den geçiyor. Artı Cenova'nın yani İtalya'da günümüzdeki Cenova şehri o bizim bildiğimiz ismiyle Cenevizlilerin Karadeniz etrafındaki şehirlerde, Karadeniz etrafındaki kıyılarda kurduğu ticaret kolonileriyle taşıdıkları malları kendi ülkesine yani Avrupa'ya taşımak için geçe geçebilecekleri tek yer var. O da İstanbul Boğazı çünkü Karadeniz'in bir tane çıkışı var. O da tam da İstanbul'un kalbinden geçiyor, ortadan yararak geçiyor. Ve buraya kurulmuş bir şehir hem ticareti kontrol ediyor, hem de askeri hareketlilikleri kontrol ediyor. Bundan dolayı İstanbul. Niye İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik yapıyor? Neden? Bundan dolayı Roma İmparatorluğu'na yapıyor sonra Doğu Roma. Bizans diyorlar ama Bizans diye bir devlet yok. Onun aslı Doğu Roma İmparatorluğu yani ikiye bölünüyor. Ve devamında da bizim büyük ecdadımız Osmanlı'nın o kadar büyük araziye rağmen gidip tam bunun göbeğindeki İstanbul'u alması, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi, bir imparatorluğu yıkması, bütün takıntının tırnak içinde bu şehirden bu şehre, dönük olmasının sebebi aslında bu şehre hakim olan dünyaya hakim oluyor. İçinde yer aldığımız dünyayı tanımak, dertleri hayat olanların, onu karşılama, inşa etme ve yaşanılır kılma konusundaki çabaları. Bazı şeyleri de yolda bırakıyoruz. Bazı hafızalar kayıplar üzerine kurulur. Ne, niye hatırlıyoruz? Unutmayı tercih edenler var. Ben... Dostluğun bugünkü görünür hali, dünkü görünür haliyle aynı değil. Anlaşamadık diye de sayfaları yırtmıyorsunuz. İnsanın da kendisine ekmesi ve bunun çıkması. Ya kendi toplumuna tabii ki batıdan bak. Bu kadar yoğunluklu bir şekilde konuşmamızın bir anlamı olmalı. Necdet Subaşı, Ali Aslan ve Bünyamin Bezci ile Derdimiz Hayat bu akşam 22'de Vav TV'de. Hafsala. İnsanın anlama, kavrama, kabul edebilme ve tahammül derecesi. Çünkü dargın hafsalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. İsmet Özel. İslam düşüncesinin tarihi süreçteki seyri ve kadim kültürlerle etkileşimi, İslami ilimlerin ortaya çıkışı ve buna hizmet eden İslam alimleri, yaşanılan düşünce krizleri ve günümüze yansımaları. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin katkıları Hikmet Öztürk'ün sunumuyla Düşünce ve Hayat Cuma 20'de Vav WOW TV'de. Asıl mesele devam ediyor Vav TV ekranlarında. Araştırmacı yazar Mehmet Dilbaz konuğumuz İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'un kültürünü, tarihini ve kayıplarını konuşuyoruz. İlk bölümde yaşanan sorunların aslında neler neden kaynaklandığını, kaynağını konuştuk ki İstanbul'daki değişim, İstanbul'daki şehrin şehir yapısının belki de yozlaşması dememiz daha doğru. Bundan 150 yıl önce başlayan bir süreç olduğunu kendisi bizlere izah etti. Özellikle mesela konuşmanızda şunu söylediniz. Hani batı, evet batıllaşma, o zamanki batıllaşma fikri maalesef şehir yapısına da yansıdı. Ki Beyoğlu bunun en çarpıcı örneği. Şimdi o dönemi aslında anlatan bir yazıyla devam etmek istiyorum. Müsaadenizle. Estağfurullah lütfen. Ee, Arnavutluktan gelme, İstanbul'da yaşamış, İstanbullu olmuş bir şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Sizin o yaşa anlattığınız dönemi o kadar güzel özetlemiş ki, Kastamonu Nasrullah Camii'nde 19 Kasım 1920'de vermiş olduğu vaazda. Gözümüzü açtık. Avrupa medeniyeti, Avrupa irfanı, Avrupa adaleti. Avrupa kamuoyu nakaratlarından başka bir şey işitmedik. İngiliz adaleti, Fransız hamiyeti, Alman dehası, İtalyan ilericiliği kulaklarımızı doldurdu. Lisan bilenlerimiz doğrudan doğruya bu heriflerin eserlerini, bilmeyenlerimiz tercümelerini okuduk. Edebiyatları, hele edebiyatlarının ahlaki, insani, sosyal konuları pek hoşumuza gitti. Yazarların ahlaki ve insani değerlerini eserleriyle ölçmeye kalkıştık. İşte bu karşılaştırmadan itibaren aldanmaya, hatadan hataya düşmeye başladık. Bu adamların sözleriyle özleri arasında asla münasebet, benzerlik olamayacağını bir türlü düşünemedik. İşte okuyan yazanlarımızın çoğuna bulaşan bu yanlış düşünce, bu hata bir zamanlar bana da musallat oldu. Bereket versin ki yaşım ilerledi, tecrübem arttı. Özellikle Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı dolaşarak Avrupa dediğimiz milletlerin esaret altına, tahakküm altına aldıkları zavallı insanlara karşı reva gördükleri zulmü, gadri, hakareti gözümüzle görünce artık aklımı başıma aldım. Bir kez daha rahmetle anıyoruz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u. Şimdi aslında dönemi o kadar güzel özetlemiş ki bu Kesinlikle. yazıklarıyla, söyledikleriyle. Hem siyasette yaşanan o batıllaşma hem edebiyatta gelinen o batıllaşma süreci ve belki de o şehir yapılaşmasındaki batıllaşma sürecinde bu sözlerle anlayabilmek mümkün. Çünkü bizim şehirlerimizin, semtlerimizin, mahallelerimizin ruhu vardı. belirttik. Oru maalesef yok oldu çünkü Batı'da böyle bir ruh yok. Evet güzel eserleri var bazı illerde, bazı vilayetlerinde ama e, sadece o binalardan ibaret, taştan ibaret. Ama İstanbul öyle miydi? Hocam şöyle girmek lazım aslında bu konuya. Şimdi Batı ile Doğu arasında temel bir fark var. Batı bencil, Doğu katılımcı. Hmm. Çok net. Yani toplumsal hayat olarak söylüyorum. Bu arada Doğu Doğu diyerek mükemmel bir ütopik bir şey çizmiyoruz. Doğuda da çok pek çok hatalar var. Evet. Doğunun da yanlışta olduğu şeyler var. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Batı'nın kent hayatı günümüzde de aynı geçmişinde olduğu gibi devam ediyor ve günümüzde artık zirve yapmış durumda. Bencil, ben üzerine olan bir hayat. Yani sadece kendi etrafında dünyayı döndüren, kimseyle işi olmayan. O yüzden Batı toplumundan gördüğümüz şu örnekler Bizim çocukluğumuzda varken ben ne yazık ki örnekleri artık Türkiye'de de görmeye başladım. Yaşadığı binadan kötü kokular geldi, polisi çağırdık. İşte bir yıl önce ölmüş adamın iskeleti bulundu gibi. Hmm. Ben çocukken çok Batı toplumundan çok duyduğumuz bu şeylere biz hayret ederdik. Şimdi dikkat ediyorum, bizde de başladı. Çünkü Batıya benzemek önünü alamayacağınız bir süreç. Allah muhafaza benzetmekten Rabbime sığınırım ama hani bu en son yaşanan heyelanlar gibi önüne her şeyi katıp sürükledi en son kastamonu Bozkurt'ta olanlar gibi. Ben buna benzetiyorum. Bu batı hayranlığı batı kültürünün etkisi altında kalmanın hikayesi bir noktadan sonra selin karşısında ayakta durmaya çalışmaya benziyor. Mümkün değil bunu yapamazsınız. Süpermen olsanız yapamazsınız. O sel sizi yıkıyor. Maalesef. Dolayısıyla bizim de başımıza gelen aslında bu bireyselci hayat ki ne yazık ki bunu da burada vurgulamadan geçmek istemiyorum. Pandemi süreci insanları daha çok evlere kapatıp daha sonra bu işte şu market, bu markette siparişler, zaten yemek uygulamaları falan derken iyice kendi köşemize çekilmeye başladık. Şimdi hı hı. bunlar hep batının etkisi. Batının etkisi dediğim gibi durdurulamaz bir süreç. Ama mesela Japonya da bunu yaşamış. Ama Japonya kentlerini özellikle bazı bölgeleri mesela Tokyo tamamen tam bir Avrupa kapitalist şehri gibiyken başka şehirleri onun gibi değil. Bazı yerlerde temeli korumuş. Yani o rüzgara o rüzgara Japonya'da kapılmış ama rüzgarın onu tamamen savurmasına izin vermemiş. Biz ne yazık ki belki bizim de handikapımız direkt batının sınırında olmamız. En çok biz etkilenmişiz Kapı çünkü. Komşusu. Kapı komşusu olmamız. Aslında o batı medeniyetinde biz varız. Şimdi öykünecek batı medeniyeti arayanlar için arayanlara sesleneyim müsaadenizle. Buyurun. Hani Batı medeniyetine hayransınız. O Batı medeniyetini örnek alalım değil mi? Gidelim 13. yüzyıla. 13. yüzyılda bizim bulunduğumuz coğrafyada. Yani şu an Anadolu'dayız. İstanbul bizim değil. Misal bu stüdyo Konya'da. Hı hı. Ve Konya'da sizinle şu sohbeti yapıyoruz. Hocam o dönemde Doğu medeniyeti de Batı medeniyeti de İslam'dı. Nasıl oluyor? Doğu medeniyeti işte Horasan Buhara, Semerkant, Ohat, işte Bağdat, şu bu bunların hepsi doğu medeniyeti. Peki batı medeniyeti nasıl İslam oluyor? E, Endülüs var. Hmm. Öyle bir dönem ki batı medeniyeti de doğu medeniyeti de İslam diye bir dönem. Bir dönem bütün medeniyetin kaynağı senin günümüzdeki Avrupa'nın bütün teknolojisi, bütün altyapısı hepsi Endülüs'ten apartılmış şeyler. Eğer bir batıya yüküneceksek Endülüs'ün medeniyetine yükünmemiz lazım. Yani bizim için gerçek Batı medeniyeti Endülüs orada. Şu an hala kalıntılarının artık İspanyollar kazımaya başladılar toprağın altından. Yıktıklarına da pişmanlar ki. Yıktıklarını bulabilmek Bulabilmek için adına o kadar pişmanlar ki hocam. Çünkü bir medeniyeti yok etti orada. Evet. O Dolayısıyla biz kendi kültürümüzü Endülüs'te, Endülüs'ten, Endülüs'ten devrolanlarla harmanlayarak daha da mimaride daha zirvelere çıkmak yerine ne yazık ki 1800'lerin ortalarından yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren körük körüne bir batı hayranlığının peşine takıldık. Ve o bizi günümüzdeki o beğenmediğimiz sürece getirdi. Yani şimdi öyle konforist olduk ki bir de. Şimdi lüks sitelerde oturuyoruz ama bundan şikayet ediyoruz. Ama evet, hiçbirimiz oradan çıkmıyoruz. da taviz Çünkü rahat. Çünkü keyifli geliyor. Çünkü bizi o rahata alıştırdılar. Hocam halbuki çok basit bir şey yapayım ondan sonra hemen konumuza geçelim. Hı -hı. Çok affınıza sığınarak o zor hayat dediğimiz ki günümüzdeki pek çok gençler çok zor gelir. Elektrik yok, su yok, ısınma yok bir konakta yaşamak. Bir konakta biz şimdi günümüzde doğalgaz gaz kombiyi açıyoruz, ev ısınıyor, sıcacık ortam. O zaman öyle bir şey yok. Soba bile kurulamıyor ahşap evlerde. Mangalları ma dışarıda mangal yakıp hizmetliler ya da fakirse köze kendileri onu köze getirip onunla ısınmaya çalışır. Yorganla otururdunuz. Ama hocam Günümüzdekinden çok daha kıymetli bir şey vardı. Çok mutluyduk biz o evlerde. Çünkü ben o ben o devrin sonuna yetiştim. Ben o devrin o son ne mutlu. yokluk ama keyifli olan yani ben bir gece kondu mahallesinde doğmuş, doğup büyümüş bir İstanbullu olarak ben hiçbir zaman sokakta oynarken çocukken eve gelip de annemden ekmek istediğimi hatırlamam. Hangi binanın önündeysek onun kapıyı çalardık. Ayşe yani teyze, Fatma teyze bana ekmek anahtarlar verdi. Anahtarlar kapının üzerinde bırakılırmış. Hiç kilitlenmezdi. Kaç defa arkadaşımla beraber onun evine girip oyun oynadığımızı hatırlarım. Bakın yokluktu. Evet sular yoktu, evet pisti, evet yol yoktu İstanbul'da ama biz mutluyduk o zaman. Çok doğru. Şimdi merak edilen bir şey de sormak istiyorum. İstanbul'a tekrar dönecek olursak. Bugün Eyüp Sultan ilçemiz sınırlarında bir tepe var. Pierre Loti tepesi hı hı. olarak biliniyor sadece bunu bireysel olarak merak ettiğim için soruyorum. Pierre Loti'den önce o tepenin adı neydi? Şimdi ben o ismi çok telaffuz bile etmeyi sevmiyorum. O kişi... Bugün çünkü hala mesela İstiklal Caddesi'ne pera diyenler var. Hala var, onunla mutlu olanlar var gibi. O tepenin evvelki adı aslında ile beraber orası Kar Yağdı Baba. Orada bir Bektaşi dergahı var. Tam tepede cellat mezarlığıyla bitişik olan yerde Kar Yağdı Baba Bektaşi tekkesi var. Orası bir zamanlar Fatih Sultan Mehmet dönemindeki ve devam eden süreçte Ağustos ayında Temmuz ayında mübareğin kar yağdırdığı hmm. o yüzden Kar yağdı Baba diye ismi kalmış bir Bektaşi büyüğü, bir Horasan ereninin kabri var. O dönemden beri aslında oranın temel adı Kar yağdı Baba. Sonra uzunca bir müdret uzunca bir süre İdrisi Bitlisi Hazretlerinin isminle beraber çünkü o da Eyüp'te yaşamış. Ondan dolayı İdrisi Bitlisi Tepesi olarak Nedense bu 20. yüzyılın başlarında o malum şahıstan dolayı tepenin adı değişti. Ve biz kendi kendimize hala onu Galata meşhur yaptık. Herkes burayı biliyor. Yani hep içime acıtan şudur ki kendi kültürümüzde o kadar çok isim örneği var ki hani demin niye dedim Türk kahvesi kahve biz niye Hı -hı. bilmem ne market şey, zincirin kahvesini içiyoruz diye. Çünkü insanı bu üzüyor. Yani benim pek çok büyüğüm var. Hadi ondan önceki isimlerini de buraya koyalım. O, o mezarlıkta orada orası o tepeye çıkan yol meşhur tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı. Ve Halit bin Zeyd Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri, Sokollu Mehmet Paşa, Lale Şahin Paşa gibi, Şey Şeyh Ebu Suud Efendi gibi ondan sonra tepeye doğru çıkarken Necip Fazıl'dan Küçük Hüseyin Efendilere Fevzi Çakmaklara kadar kimlerin kabirleri orada burada saymaya kalksak sabaha kadar sürer. On binlerce Abi mezar bir gelmiş, içinden orayı çok bir sevmiş. Fransızın adını orayı çok sevdi diye oraya kullanıyoruz. Bu da üzücü Maalesef yani. yani. Maalesef. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sizin bizlere vermiş olduğunuz bazı görseller vardı. Bu arada bu fotoğraflar ilk kez hı hı. E, ekrana gelecek. İlk kez e, siz, izleyicilerimiz de görecek. E, onlar üzerinden gidelim. İsterim e, Abbas Ağa Parkı'nın eski haliyle... Başlayalım isterseniz. Şimdi fotoğraflarımız fotoğraflar gelirse. gelirse hemen bir giriş yapalım. Hı hı. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Barbaros Hayrettin Paşa e, zamanında Beşiktaş semti, küçük bir köy. Burada Bizans döneminden beri bir yerleşim oldu. işte bir Beşiktaş hikayesi var. Gemilerin bağlandığı bir Beşiktaşından dolayı semtin adının nereden geldiği pek net değil. Ama Barbaros Hayrettin Paşa'nın burayı çok sevdiği kendi kabrinde buraya yaptırmasından anlaşılıyor. Dolayısıyla burada bir denizcilerin sevdiği bir yer olduğundan dolayı Barbaros Hayrettin Paşa'nın burada çok büyük uzun vakıf alanları var. Vakıf arazileri var. Hemen Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin üzerinde de o dönemdeki Osmanlı kaptanı deryalarından ve Rüstem Paşa'nın kardeşi Sinan Paşa'nın yaptırdığı Sinan Paşa Camii. Arkadaki Beşiktaş'ın köyünün gitgide büyümesine yol açıyor ve bu köy yukarıya yıldıza doğru tepelere doğru genişleyerek ileride, bir e, Osmanlı harem ağlarından e, Abbas Ağa tarafından oraya bir cami yaptırılmasıyla beraber semtin üst tarafında bir mahalle teşekkül ediliyor. 1600'lerin e, ortalarında diyelim. O dönemde burası tabi doğal olarak her mahalle kendi mezarlığıyla beraber geliyor ve günümüzde Abbas Ağa Parkı olarak bildiğimiz yer yaklaşık 4500 tane mezarın defnedildiği bir Osmanlı kabristanına dönüşüyor. O kadar büyük ki burası. Park. Günümüzdeki Abbas Ağa Parkı. Bu parkın üst kısmında bir Ermeni mezarlığı, küçük, çok küçük de olsa bir Ermeni mezarlığı bile var. Burası Abbas Ağa semtinin olduğu yer. Semtin kabristanı burası ve burada o dönemde Beşiktaş'ta yaşamış, denizcilikle ilgili pek çok büyükten tutun pek çok veli zatın, pek çok tarikat şeyhinin de olmak üzere pek çok önemli zatın işte 4500 tane tahmini olarak tespit hı hı. ettiğimiz Mezar taşıyla beraber 1939 yılına geliyor. 1939 yılına kadar burada fotoğraflarınla şu an yok edilme hikayesini paylaşacağımız. Mesela bu fotoğraf parkın hala mezarlık olduğu ama artık yıkılma kararı alındığı dönemlerden. Ne oluyor? 1939'da Vali Lütfi Kırdar döneminde diyorlar ki şehrin parklara ihtiyacı var. E yapın. Yani Alan yapın, alan uydurun, istimlak yapın, bina yıkın. Ya diyorlar ki ne gerek var? Yıkın mezarlıkları, park yapın. Nasıl olacak Ölen bu? Ölen ölmüş. Nasıl? Ölen ölmüş. Ne oluyor biliyor musunuz hocam? 1939'da Atatürk'ün vefatından hemen sonra alınan bu kararla bir tebligat yayınlanıyor. Diyor ki bu mezarlıkta kabirleri olanlar kabirlerini bir ay içinde, bir buçuk ay içinde neyse nakletsinler. Nakletmezlerse bu mezarlık ortadan kaldırılacak. Yani bu vazife de e, cenaze sahibine veriliyor. Cenaze sahibine veriliyor. Şimdi hocam 350 yıldır defin yapılan bir mezarlıktan bahsediyoruz. Şimdi kaç kişi kaç ki, kaç kişinin kabirin sahibine ulaşabilirsin ki? En fa, o dönemde en yakın tarihli gömülen 100 kişi mezarını nakletmiş. Büyük bir kısmı da Yahya Efendi Haziresine Beşiktaş'a nakletmiş. Geri kalanlar ne olmuş? Geri kalanlar önce bütün mezar taşlarını arkada dönen fotoğraflarda görüyorsunuz. Tek tek toplamışlar. Mezarlığın duvarına dizmişler. Ondan sonra bütün kabirleri açıp nakli olmayan bütün o 350 yıllık süreçteki bütün kabirleri bakın duvarın dibine dizilmiş Abbas Ağa Parkı'ndaki Abbas Ağa mezarlığındaki mezar taşları. Ondan sonra bütün kabirleri tek tek açıp bütün kemikleri çıkartıp ortaya dev bir tepe yapıyorlar. Sonra parkın alt tarafında o tepenin de fotoğrafı var burada. Kemik dağının. Düşünebiliyor musunuz? Orada veli var, evliya var. Kimler var orada? Bütün bir şehir. Mezarların üstündeki lahit kapaklarını bir tarafa yığıyorlar. Mezar taşlarını bir tarafa yığıyorlar. Kemikleri bir tarafa yığıyorlar. Sonra Allah'tan o kemikleri yakmamışlar. Haşa onu da yapabilirlerdi. Diğerleri toplu mezar O şekilde. kemikleri parkın güney tarafında çınar ağaçlarının altında büyük çukur açıp Hepsini oraya toplu mezar olarak gömüyorlar. Şu an günümüzde oranın al, aranın, alanın bu mezarların gömüldüğü, kemiklerin olduğu 4500 kabirin kabirden çıkarılan iskeletlerin bulunduğu yerin üstünde Beşiktaş Belediyesi'nin konser alanı var. Burada şu an konser yapılıyor. Ve mezar taşlarının da büyük bir kısmı... Onlar ne oluyor? Mezar taşlarının büyük bir kısmını hocam kireç kuyuları açıyorlar Balmumcu tarafında kireç kuyularının içine taşlar atıp eritiyorlar. Bir kısmını da Barbaros Bulvarı'nın içinde, özür dilerim, Abbas Ağa Parkı'nın içinde, bu arada Abbas Ağa Parkı modern bir parka dönüştürülüyor. Park bir servi ormanı, bütün serviler kesiliyor. Yerine günümüzdeki ağaçlar dikiliyor, o zaman onlar hepsi fidan. Ve parkın içine yürüme yolları yapılıyor, merdivenli basamaklar. Hepsini kaldırın, hepsi Osmanlı mezar taşları. Taşları kırıp yol yapıyorlar. Bakın taşları kırıp 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 bir kısmını eritiyorlar. Kireç kuyularında bir kısmını da parkın içine döşüyorlar. Parkın tabanı bu mezar taşlarıyla döşenmiş. Ki aralarında çok eski taşlar da var. Yani. 1650'lerden beri burada defin var. Öyle söyleyeyim size. Ve bu 350 yıllık mezarlık 1939'da 3 ay içinde ortadan kaldırılıp ne oluyor? İstanbul harika bir bakın Servi Ormanı görüyor musunuz? Şu evet. an orada hiç Servi ağacı yok o zaman vardı. Bu serbilerin hepsini kesiyorlar ve bu mezarlık ortadan kalkıyor. Beşiktaş müreffeh harika bir tırnak içinde parka dönüşü, parka kavuşuyor. O parkta günümüzde konserlerin verildiği, işte gençlerin içki içtiği bir yere dönüşüyor. Ama orası işte bunun yani belgesiyle konuşuyoruz. Kültürel soykırım buna deniyor değil mi? Tam olarak bu. Kültürel soykırım bu. Bunu kültürel soykırımı başka bir şekilde izah edemezsiniz. Bunu izah etmenin tek yolu bu. Yani ve bunu yani şehri işgal etmiş Yunan yapmıyor, İngiliz yapmıyor, Fransız yapmıyor. Bunu bizim İstanbul Belediyesi yapıyor o zaman. Ve şehri imar etme adına bunu yapıyor hocam. Yani en acı olan bu. Yani park evet park bir ihtiyaçtır. Hala günümüzde de ihtiyaçtır. Ama illa oraya mı yapalım? Şimdi Üsküdar'a park yapalım hadi. Yıl olmuş 2021. Nerede park üreteceğiz? Gidelim o zaman Karacaahmet'teki mezarlara. Aynı mantığı düşünün. Karacaahmet şu an Karacaahmet dünyanın en büyük servi ormanıdır. Servi ağaçlarının toplu olarak bulunduğu dünyadaki en büyük yerdir. Hadi oradaki taşları, mezarları kaldıralım. Orayı şahane park park yapalım. Böyle bir şey var mı ya? Mantığa bakar mısınız? Sonra birisi de bunun fotoğraflarını çekmiş. Onu paylaşmışlar. Bakın Beşiktaş'ta Zincirlikuyu'ya doğru Barbaros Bulvarı'na Balmumcu Özel Garnizonu orası da eski bir talim yeri. Tarihi talim yeri. Talim yeri durağına 100 metre mesafede yığınlar halinde birkaç yüz mezar taşı. Bulunmuş biri bulmuş bunu yazmış fotoğrafını çekmiş. Ya kırıp kırıp atmışlar sonra orada da kireç kuyularını eritmişler. Bak, bu yakın tarih bu 1939 ama ben kaybolan tarihin peşindeki kitabında Osmanlı döneminde yıkılanları da yazdım. Hı. Osmanlı döneminde de var hocam. Benzerleri var. Yani benzerleri diyorum ya bu bir belli bir siyasi görüş bir iktidar bir erkin tasarrufu değil. Her dönemde bahsettiğim gibi yani 90'ların başına kadar olan dönemde sistematik bir şekilde 90'ların başına kadar olan dönemde tabii ondan sonraki süreçte de bilmeden ya da yanlışlıkla tarih eserlere zarar verildi. Hı hı. Ama 90'lara kadar olan süreç özellikle son Bedretin dalamının Salacak'ta yaptığı Üsküdar'ın asla ve kata öyle bir yola ihtiyacı yok. Şu an hala günümüzdeki Üsküdar harem yolu kullanılmaz. Boştur, hep boştur. Sadece insanlar gelip orada yürüyüş yapar. Öyle bir çünkü haremden devamı Kadıköy'e geçmediği için o yol Tamamen gereksiz yere çok bir doğru. salacak semti ortadan kaldırıldı 86 yılında. Bunlar sistematik yıkımlar. Tarlabaşı bulvarı bulvarı açarken 150 yıllık bütün binaları, ekaliyet binaları hepsi yıkıldı gibi. Şimdi devam edelim. Bir sonraki noktamız bugün belki de görebiliyor muyuz diye sorayım. Çağlayan Sarayı. Şimdi Çağlayan Sarayı çok enteresan. Bu yapı, bu görsel lütfen ekranda kalsın. Kısaca bir bilgi verelim. Bu yapının bulunduğu yerde öncelikle şunu söyleyeyim. Günümüzde Kağıthane Belediye Başkanlığı binası var. Hı hı. Biz de Kağıthane sınırlarındayız ya da çok yakın olduğumuz için bunu özellikle seçtim. Bu yapı, bu güzel zarif yapının yerinde günümüzde Kağıthane Belediye Başkanlığı var. Öncelikle Çağlayan semtine adını veren Çağlayanların bulunduğu yer. Çağlayan ne? Hemen insanın aklına işte şey Niagara gibi şey geliyor. Şelaleler geliyor. Hemen fotoğrafın sağ tarafında ileride görülebilecek Kaskat dediğimiz Fransızca yapay mermerlerle oluşturulmuş yaklaşık 2 metre, 1,5 metre yüksekliğinde yapay bir çağlayan var orada. Kağıthane Hı -hı. deresi bu stüdyoların bulunduğu yerden doğup buradan aşağı doğru akarak Kağıthane Vadisi'nde ilerliyor. Tam bu kasrın bulunduğu yerde buraya ilk ilki lale devrinde hatta daha önce de olduğu tahmin ediliyor. Bir saraylar grubu inşa ediliyor. En son saray Sultan Abdülaziz döneminde balyanlara yaptırılıyor. Ekranda gördüğümüz çağlayan sarayı ya da kağıthane Kasrı hı hı. diye geçer. Bu yapı yaptırılırken kağıthane Deresi bir cetvel isim dediğimiz iki tarafı mermerlerle cepheli bir hattın üzerine alınıyor ve tam sarayın önündeki alana bir hoşluk olsun diye mermer kaskatlarla yapar biz yapay bir çağlayan inşa ediliyor. Ve o çağ yapay çağlayandan dolayı bu saraya Çağlayan Sarayı adı veriliyor ve günümüzdeki o Adliye sarayında bulunduğu Çağlayan semtinin de adı buradan geliyor. Çünkü Çağlayan semti tam bu Çağlayan Sarayı'nın sırtında, üst tarafta. Dolayısıyla bir semtin isim hikayesinde burada anlatmış olalım bilmeyenler için. Çağlayan Sarayı yapı grubu en son 1938 yılında harabe bir duruma dönüşmüşken o dönemde e, onarılması kararı çıkıyor. İstanbul'la Ankara arasında yazışmalar yapılıyor 1940'a 41'e kadar. Sonra diyorlar ki ne onarmakla uğraşacağız yıkın gitsin. Yıkılıyor. Bu yapıyı tamamen yıkıyorlar. Yerine levazım okulu diye günümüzde duran binaları inşa ediyorlar 1953'te. Ve o binalar günümüzde 89'da yanılmıyorsam kağıthanedeki askeriye kağıthaneden çekildikten sonra kağıthane belediyesine devrediliyor. Aynı binalar şu an kağıthane belediye başkanlığı olarak kullanılıyor. Bu sarayın olduğu yere tepeden yani Çağlayan'la Ok Meydanı arasındaki sırtlardan çekilmiş bir fotoğrafta Çağlayan Sarayı'nı ve soldaki Aziziye Camii'ni görmek mümkün. Bu Çağlayan Sarayı dediğimiz yapı L şeklinde gidiyor. Ön taraf e, ön taraf normal selamlık, hı hı. arka tarafa doğru giden yer harem bölümü ve burada Sultan e, ikinci 2. Mahmut döneminde ayanlarla yapılan meşhur senedi ittifak anlaşması da dahil olmak üzere pek çok anlaşmanın yapıldığı, hı hı. Osmanlı'da pek çok önemli vakaların yaşandığı ve meşhur lale devrindeki bütün hadiselerin gerçekleştiği yer aslında burası. Yani kağıthane eğlenceleri dediğimiz yer bu saraya kadar olan alanda Ali Beyköy'ün oradan, Ali Beyköy ile kağıthane deresinin birleştiği Silahtaradan buraya kadar olan alanda derenin iki tarafına kurulan kır kahveleri, Kır gazinolarında insanların sandallarla gelip sefalar yaptığı o meşhur Sadabat eğlencelerinin Hı. yaşandığı yer. Buranın sonu finali ekranda gördüğümüz Çağlayan Sarayı ile saraydan yukarı yaklaşık bir kilometre gittikten sonra günümüzde şehir tarafından yutulan Kağıthane Köyü var. Kağıthane Köy. o zamanlar Kağıthane Köyü onun gerisinde de Çağlayan Sarayı var. Bir sonraki fotoğraflara eğer geçersek Devam daha net bir şekilde... Hı. Bu da çok önemli bir fotoğraf. Şöyle bu Çağlayan Sarayı Balkan Harbi'ne kadar olan dönemde yani imparatorluğun artık son müreffeh olduğu dönemlerde aktif olarak kullanılırken Balkan Harbi'nden sonra saray Osmanlı hanedan tarafından kullanılmamaya başlıyor ve bu yapı grubu atıl kalıyor. Bu yapı grubu 1920'lerde Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde Darül Eytam'a dönüştürülüyor. Darül Eytam yetimler yurdu demek. O zaman İstanbul'daki yetim kız çocuklarını bu binalara getiriyorlar. Bu çağlayan sarayını bir yetimhaneye dönüştürüyorlar. Ve bu yetimhanedeki çocuklar orada hem eğitim görüyorlar hem de dini eğitim görüyorlar hem de hafızlık eğitimi görüyorlar. Bu eğitimi nerede alıyorlar? Hemen biraz önceki fotoğrafta gördüğümüz Azizye Camii var. Günümüzde hı hı. hala ayakta duran. Azizye Camii'nde alıyorlar. Yani bir külliye olmuş orası. Aynen öyle. Ama çok enteresan bir nüans var. O kız çocukları her gün bu, bu saray binalarında her türlü eğitimi alıp günün belli bir vakti Aziziye Camii'ne gidip orada dini eğitim, hafızlık eğitimi ve Kur'an eğitimi ve bir nevi ses eğitimi alıyorlar. Orada ses eğitimi ve dini eğitim alan kız çocuklarından bir tanesi de meşhur Safiye Ayla. Ve Safiye Ayla kağıthanedeki Çağlayan Darül Eytamı'ndan yetişiyor. Çünkü o da hmm. bir yetim. ...ondan sonra yürüyerek, büyüyerek Türkiye'nin önemli ses sanatkarlarından birisi haline geliyor. Safiye Bu Safiye Ayla'nın da içinde bulunduğu yetim çocuklara ait bir fotoğraf karesi. Yani devam edebilirmiş aslında. Bugün yeniden o tarihi hüviyetini koruyarak farklı amaçlarla evet. bir eğitim miması olarak da kullanılabilirmiş. Ama maalesef yerini yerleriz. Hocam öyle bir kafa yapısı var ki o dönemde. Yani... Du işitebileceğiniz en absürt örneği size vereyim. Şu şekilde anlatayım. Bir İmrahor Kasrı var. Bu Hı -hı. akşam buraya fotoğraflarını getirmedim. O da günümüzde bulunduğu yerde Halısa ve Kağıthane Nurtepe Viyadüğü var. Onun tam altında derenin kenarında meşhur bakın o kız çocuklarının burası sarayın içi. Hı -hı. Yıktırılan sarayın içinde kız çocuklar eğitim görüyor bu arada. O İmrahor Kasrı'nı 1943 yılında yağmalayarak yıktırıyorlar. Önce içindeki eserler dönemin büyükleri isim vermeyelim. Büyük bir kısmı ki herkesin günahı boynuna içindeki Viyana kristalleri hepsi yağmalanarak 1940'larda çalınarak bir gecede Çağlayan ve İmrahor Kasrı'nı yıktırıyorlar. Hadi bunu buraya koyalım. Şu an burada aslında gizlemeye gerek yok. Yani tek parti döneminde e, Cumhuriyet yıllarında neler yaşandığı maalesef acı tecrübelerle hani bazıları hala inanmıyor hafızalarda. ya. Aynen bazıları inanmıyor ya. Şimdi ben diyorum ki bazıları bana gelsin ben belgelerini vereyim. Hangi dönemde nelerin çalındığını, nelerin hangi camilerin hangi amaçla kullanıldığı ne ya amaçla da parti binasına çevrildiği. Kesinlikle yani öyle eserler var ki Küçük Sudaki Mihrişa Sultan Camii var. O zamanki Cumhuriyet Halk Fırkasının, Cumhuriyet Halk Fırkasının parti binası olarak kullanılıyor. Yani bunlar inkar edilemez bir gerçek olarak Üstadım, karşımızda duruyor. Vefa'da bir tane cami var. Ahır olarak kullanılmış. Hani bazı kesim ısrarlı bir şekilde öyle bir şey olmadı Cumhuriyet döneminde diyor. Ya ahır halinin bende fotoğrafı var ya. Daha ne yapabilirim? Yani şimdi bu benim kafamdan uydurduğum bir şey değil ki elimizde belge var. Edirne'de ben üniversite Edirne'de okudum. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtları var elimde. 1930'larda Edirne'de 1890'larda 380 civarında cami varken şu an 70 tane cami var. E, nereye gitti bu kadar cami? Tam o yıkmadı, bu yıkmadı. İyi e, de bu camiler ne oldu? Buharlaştı mı bunlar? Bunlar gitti, bunlar satıldı. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün satış belgeleri var. Çok doğru. Şimdi en absürt örneği şöyle tamamlayayım. İmrahor Kasrı'nda hı hı. kasır 1943'lerde yağmalanarak kasrı yıktırıyorlar. Bunu buraya kadar aldık. Hocam 1950 ya da 51 yılında bir yazışma var. Diyor ki yazışmada Ankara'dan gelmiş. İmrahor Kasrı'nın onarılması Kasır yıkılalı 8 sene olmuş devlet farkında değil. Bak devletin düştüğü duruma bak. Yani 8 sene geçmiş kasırı yıktırmışlar. Ankara'nın haberi yok. Diyor ki İmral kasrı kıymetli bir yapı olup bu kasrın onarılması. Ama harekete geçilmiş ama yerinde yer. Ya 8 sene olmuş kasrı yıkmışlar. Yeri dönüşmüş tarlaya. Yani o dönemler programın ilk kısmında niye anlattık? Çünkü biz batıya öyle meftun olduk ki. Bizim İmrahor Kasrı'nın Çağlayan Sarayı'nı bakın bir muallim eşliğinde o kız çocukları, yetim hı hı. çocuklar burada. Safiye ile bu fotoğrafta yok. Ama biz öyle batıya meftun olduk ki. Şimdi bizim ha bunlar gerici yapılar, cami sat gitsin, mezarlık ne yapacaksın mezarlığı. Zaten kargacık burgacık Arap harfleri onların tabiri öyleydi ya. Evet. Zaten Arap harfleri iyi ama iyi ama orası senin bütün kültürün seni sen yapan her şey o mezarlıkta yatıyor. O mezarlıkta senin bütün soyun yatıyor. Sen mezarlığı kaldırarak soyunu kurutuyorsun. Sonra Maalesef. da diyorsun ki niye böyle olduk? İşte sebebi bu. Maalesef. Bakın Aziziye Camii'ne biraz önce biraz hmm. önce bahsettim. O öğrenciler Darülheytam'dan çıkarak Aziziye Camii'ne giriyorlar Kur'an-ı Kerim hafızlık dersleri almak için. 1920'lerin başı. 1924 ya da 26'dır hmm. muhtemelen tarih o dönemde. Ama ondan sonra Darülheytam'dan da vazgeçiyorlar. Burayı yıktırıyorlar, gidiyorlar. Devam edelim. Devam edelim. Tarihin acı gerçekleriyle yüzleşmeye diye. Acı şeyler, yani kendi elimizde, kendi kültürümüze bu kadar zarar verebiliriz. Bakın bu kasrın yıktırılmasından hemen önceki dönemler. Artık dere harab olmuş. Hmm. Yani Badül Harabil Basra durumu. Basra harab olduktan sonra kısmına gelmiş. Artık harabı olmuş. Saray yıkılmak üzere. Yani çok basit o zamanki rakamlara göre bile çok basit rakamlarla restore edilip en azından Darül Eytem olarak kullanılması devam edebilir. Ya da saray olarak kullanılmaya devam edebilirdi. Böyle muazzam bir yapıyı hem de şurada kağıthanedeki muazzam yapıyı kaybetmiş olduk. Peki şimdi Attar Halil Ağa Mescidi diye bir fotoğrafımız var hocam. Evet. Devam edelim mi onunla? Lütfen oraya da geçelim. Vaktimizi idareli kullanalım. Şimdi <laughs> ya burası nerede desem... Eğer benim benim kitabımı okumayan kimse yani okumayan ya da bu işi bilmeyen insanların buranın i̇mkansız neresi diyorsun. olduğunu tahmin etmesi imkansız. Burası günümüzdeki Vatan Caddesi, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önü, Emniyet Metro Durağı'nın orası. Metro Durağının Emniyet Metro Durağı hani Vatan Caddesi var gidişli hı hı. gelişli. Önünde Emniyet Metro istasyonu var. Evet. İstasyonun hemen arkasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü var. Devamında Maliye var. Hı hı. İstanbul Valiliğinin yeni ek binaları var. Tam onun bulunduğu yere bakıyoruz şu an. Attar Halila Mescid'in hikayesi şu. Bu İstanbul'da çok enteresan numune yapılardan bir tanesi. Mescid bunun... önünde çeşme var. Önünde çeşme, arkada mescidin ufak yapısı ve çok enteresan kaidesi çeşmenin üzerinde binmiş minaresi var. İstanbul'da bunun başka bir örneği yoktu. Şimdi buranın ne olduğunu izleyicinin kafasına oturması için biraz geriden almak lazım. Suriçi İstanbul'u dedik ki İstanbul sadece Suriçi demek. Yani Suriçi İstanbul. Suriçi İstanbul'un en büyük sıkıntısı akarsu yetersizliği. Suriçi İstanbul'un da sadece bir tane dere var hocam. O dere de Likos Deresi. Likos Deresi Bayrampaşa'dan doğuyor. Bayrampaşa'da topladığı sağmalcılar tarafından küçük küçük kaynaklardan topladığı suları bir hat halinde getirerek Tam olarak Sulu Kule dediğimiz ki kule'nin ismi de oradan geliyor Sulu Kule dediğimiz burcun altından Suri, Suriçi Konstantinopolisine İstanbul'una girerek günümüzdeki Vatan Caddesi'nin bulunduğu yerden komple akarak Aksaray'a kadar gelip Aksaray'dan bir kavim yaparak bir ee, kavis yaparak o kavisle günümüzdeki Marmaray toplama yerleri var ya bütün metroların evet. kesiştiği yer. Aksar e, Yeni Kapı Marmara istasyonu. Onun olduğu yer eski Teodosius limanı. O limana, o limandan Marmara'ya dökülen bir deresi var İstanbul'un Bizans döneminde. Bunun adı Likos deresi. Likos deresi taşıdığı alüvyonlar zamanla o Teodosius limanını dolduruyor. Doldurunca da orası langa semti haline geliyor. Bu Marmaraylardan önce 80'li yıllarda orada langa bostanları vardı. Çünkü alüvyonun taşıdığı Güçlü topraklarda çok güzel tarım yapılır. <laughs> Özür dilerim. Dolayısıyla Marmaray şu anki istasyonların bulunduğu yerde langa bostanları vardı. Langa hıyarı de orada hmm. eski İstanbul'da. Onun sebebi de Likos Deresi'nin suladığı sulardı. Likos Deresi Cumhuriyet döneminde Osmanlı döneminden sonraki süreçte de cılız olarak olsa da akmaya devam ediyordu fotoğrafları. O göreceğiz. Likos Deresi'nin de fotoğrafı var bu arada. Var var hepsi var hı hı. burada. Likos Deresi işte Sulu Kule adı meşhur sulu kule kule. Yani o Bizans'ın surunun, Roma'nın surunun kulesi. O kule altından giren dere İstanbul'da Aksaray'a kadar olan yerde hani günümüzde Aksaray yeraltı çarşısına bulunduğu yerin hemen üst tarafı Aksaray metro istasyonunun olduğu yerler Osmanlı döneminde meşhur et Meydanı, yani Yeniçeri kışlalarının olduğu yer. Oradan Vatan Caddesi'nden yönünüzü Surlara doğru baktığınızda günümüzde Vatan Caddesinin gittiği yerde de yeni bahçe bostanları var. İşte bu bostanlar da Likos Deresi'nden akan suyla sulanıyor. Hmm. Bakın Molla Fenari İsa Camii. Bu Akdeniz Caddesinin bir sokak gerisinde, gerisinde giriştedir. Tam önünden Vatan Caddesi akar. Bakın her tarafı bostan. Yukarıdaki yapıya dikkat edin. İki tane ince minare gözüküyor sağ tarafta. Neresi hmm. orası? Fatih Camii. Şu an tam olarak Vatan Caddesi'nin üzerinden bu camiye doğru bakıyoruz. Arka tepede de Fatih Camii minareleri ve kubbesiyle görünüyor. Arka taraf bomboş Fatih Hocam. Ve şu anki bu görüntü Molla Fenari İsa Camii harabe durumda o zaman, terk edilmiş durumda. Bakın önünde bahçeler var. Bostanlar. Yani Likosteresi akarken Likos Teresi'nin iki tarafında bostanlar ve buraya Hı. Yeni Bahçe deniyor. İşte Attar Halil'a Mescidinin de hikayesi orada başlıyor. Biraz daha geriye gidiyoruz mescidin hikayesi için. Meşhur İstanbul'un en güzel Çinlilerine sahip camii Eminönü'deki Rüstempaşa Camii'dir. Hı hı. Rüstempaşa Camii yaptırılırken Rüstempaşa Camii'nin olduğu yerde bu mescit var. Attar Halil Ağa Mescidi. Ama Osmanlı bizim gibi geri kafalı olmadığı için biz çok o konuda şeyiz ya Cumhuriyet döneminde paldır küldür yıktığımız için Osmanlı o taşları işaretleyerek o mescidi oradan Rüstem Paşa'nın emriyle söküp buraya taşıyorlar. Yani Eminönü'ndeki Tahtakale'deki mescidi alıp buraya taşıyorlar. Sonra dolayısıyla o mescit geliyor buraya. Buraya bir buraya bir Hristiyan vatandaş bir çeşme yaptırıyor. Üzerine mescit taşınıyor. Önünden dere akıyor. Bir fotoğrafların bir tanesinde de üzerinden bir tane Roma döneminden kalma bir tane taş köprü var. İstanbul Sur içindeki tek taş köprü. Bunların hepsi bu hikayedeki fotoğrafların içinde görebileceğiniz şeyler. Bir sonraki bir sonraki fotoğraflara bakarsak. Bir sonraki fotoğrafa bakabilir miyiz? Farklı elimizde ne varsa. Mesela burası da Attar Halila Mescidinden yukarıya. Hı. Fatih'e. Yani Karagümrük tarafına olan çıkan yokuş. Günümüzde bu yollar duruyor ama tabii betona dönüşmüş durumda. Fotoğrafın çekildiği yer aslında derenin aktığı yer. Ama Vakıf Kureba Hastanesi'nin falan yapıldığı yerler aslında hep bahçeler. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Suriçi İstanbul'u nasıl besleniyordu Roma İmparatorluğu döneminde? İşte Aksaray'a kadar, günümüzdeki Aksaray'a kadar olan yerde yapılaşma varken ondan sonrası boştu. Ondan sonra da bahçeler vardı. Ve o bahçeler günümüzde uzantıları yedi kulede meşhur yedi kule bostanları olarak devam eden hepsi aslında bu yeni bahçenin parçaları. Yani o sebzeciliğin, bahçeciliğin yapıldığı, sebzelerin yetiştirildiği yerler ortadan kalkınca bir tek şu an yedi kulede kaldı. Yedi kulede nadir de olsa. Yedi kule nadir evet. de olsa kaldı. Peki buraya ne oluyor? İşte buraya meşhur 1957-1958 istimlaklarında İstanbul'da Suriçi İstanbul'una iki büyük bulvar açılma kararı alındığında nereleri bunlar? Vatan Caddesi ve Millet Caddesi. Hı hı. Millet Caddesi açılırken o Haseki hattı üzerinde pek çok yapı istimlak edilerek Millet Caddesi açılıyor. Vatan Caddesi de Yeni Bahçe Bostanları ve bu güzergahın üzerine yol yapılmak maksadıyla açılıyor. Açılırken o da e, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma şehrin tek taş köprüsü ortadan kalkıyor. Attaralela Mescidi ortadan kalkıyor ve o güzellikler silinip yerine Vatan Caddesi geliyor ve Likosteresi de Vatan Caddesinin altında kalıyor. Şu an oradan kalkan bu Bağcılar ve Eski Atatürk Havalimanı'na hı hı. giden metro hattını kullananlar mesela Emniyet İstasyonu ya da Ulubatlı İstasyonu'nda beklediğinde şırıl şırıl bir su sesini hep duyarlar. Likos Deresi hala akmaya devam ediyor ama yerin altından akıyor ve son anekdot meşhur Bayrampaşa enginarını Bayrampaşa enginarı yapan bu şehrin çünkü muazzam bir yemek kültürü hikayesi var. Likos Deresi'nin bereketli suları bir zamanlar Osmanlı coğrafyasındaki en lezzetli enginar Bayrampaşa'da yetişirdi. Mesela gün gören eski bir Rum köyüydü adı Vidos'tu. Orada Bamya yetişirdi. Bayrampaşa'da enginar yetişirdi ve inanır mısınız benim çocukluğumda 80'lerde bile hala enginar İstanbul'da Bayrampaşa enginarı diye satılırdı. Ama ondan sonra şu an Bayrampaşa'da sadece belediyenin yaptırdığı bir tane enginar anıtı var. Şu an ekim yapacak yeriniz kalmadı. Ama işte bu dere o enginarların yetiştiği coğrafya ve tarihi o kadim kentin tek akarsuyuydu. Kaynağıydı yani. Tek kaynağıydı. O da maalesef 57-58'de ortadan kaldırıldı. Tarihin acı gerçekleri diyoruz ve devam edelim efendim bir sonraki fotoğrafımızda Arkadaşlardan rica edelim. Aslında vaktimiz uygun olmadığı için çok fotoğraf var ama Aslında e, ama tekrarını inşallah yaparız i̇nşallah. bir başka programda. Hı hı. Bunu anlattık bir diğerine geçebilirsek. fotoğraf fotoğraflar. Bugün sadece dediğiniz gibi 7 kule e, de Bostanları devasa bostanlar Tek var. Orada kaldı. Onun dışında günümüzde artık tabii Suriç İstanbul'da zaten tarım yapacak yer kalmadı. Ama e, büyük bir kısmı dediğim gibi bu Aksaray mesela çoğu kişi de çoğu kişi onu da bilmez. Aksaray metro istasyonunun olduğu alan o meydanlık günümüzde hala meydanlık. Osmanlı döneminde Et Meydanıydı. Ve orası Yeniçeri Kışlalarının olduğu yerde ve 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılırken Padişah'ın emriyle topa tutulan alan orasıydı. Hmm. Yeniçeriler orada katledildik, Orada katledilince adı vakayı hayriye çıktı. Çünkü orası şehrin sonuydu. Yani şöyle düşünün mesela günümüzde nasıl askeri kışlalar Anadolu'da özellikle hayal edin ilçelerin dışındadır ya Osmanlı'da da askeri kışlalar şehrin sonunda. Çünkü ondan sonraki alan Dere boyu, dere boyunda bahçeler var. Kışlalar orada, kışlalardan sonra da sadece bahçeler vardı. Eski İstanbul bundan ibaretti. Peki şey sormak istiyorum. Şimdi ben bazen e, görüyorum, özellikle Fatih'te gezdiğimiz süre içerisinde Hı -hı. maalesef, işte apartmanlar altında türbeler var, zaviyeler var. Hocam. Apartmanın giriş bodrum katında. Şimdi Dönüp bu tarafa bakıyoruz, bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bir mezarlık var. Daha da büyükleri var. Yani Daha aslında da var. anlatılacak çok şey var da. Şimdi Üstad, İstanbul e, sadece bizim kurduğumuz bir yer değil. Hakkını vermek lazım. Roma buraya çok eser bırakmış. Ve Osmanlı da kendi eserlerini yaparken Roma'nın kültürel mirasının üzerine ona zarar vermeden, onun kültürel mirasını geliştirerek kendi şehrini inşa etmiş. Bunu uzun uzun ilk bölümde anlattık. Hı hı. Ama bizim mahalle kültürümüz yaşayan ve mesela Yahya Kemal Beyatlı hafızam beni yanıltmıyorsa ona Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunu sorduklarında işte misal veriyorum o zaman nüfus 10 milyonsa 30 milyon diyor. Diyorlar ki niye bu kadar söyledin? Diyor biz ölülerimizle yaşayan bir milletiz çünkü. Bizim nüfus bizim yaşam tarzımız bu. Niye? Bizde büyük mezarlık kültürü alan darlığından dolayı büyük velilerden ve alan darlığından dolayı iki tane büyük mezarlık teşekkül etmiştir bize. Biri Eyüp Sultan, diğeri Karaca Ahmet. Bu mezarlıklar halkın faydalandığı, definlerin yapıldığı mezarlıktır. Devam eden süreçte Edirne Kapı Merkez Efendi bu tarafa doğru mezarlık hatları gelişmiş olabilir. Ama bu bilal de Selase dediğimiz dörtlü şekilde Merkez Çekirdek İstanbul, Galata, Beyoğlu, Üsküdar dediğimiz yerde hep mahalle mescitleri hep avluları hazireler halindeydi. Bir, İkincisi tekkelerin bahçeleri de İstanbul'da yüzlerce tekke vardı. Her tekkenin bahçesi de o tekkede görev yapmış, o tekkenin postnişini olmuş şeyh efendi ve ailelerinin kabirleri, kabirleriyle doluydu. Ve Osmanlı mezarlık dışında, yani misal veriyorum, 100 birim mezarlığa defnettiyse 50 birimi de şehrin içine parçalı bir şekilde tekkelere camilerin hazirelerine, boşluklarına defnetmişti. Şimdi günümüzde bu hazireleri göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü biz bu batı etkisiyle girdiğimiz Osmanlı'dan soğuma kafası, yani Osmanlı'yı reddetme, hani hı hı. bu kelimeyi kullanabilirim çünkü bir noktadan sonra olay Osmanlı'yı reddetmeye kadar gidiyor. Ben Osmanlı medeniyeti nedir ki batı medeniyeti yanında diyen adam gördüm ya. Şaka gibi yani Osmanlı medeniyeti ne ki hocam diyor bana. Yani ne dersiniz ki siz buna? Yani Osmanlı medeniyetinin nasıl bir şey olduğunu tahayyül bile edemiyor ve öyle kafa batıya dönmüş ki Batı medeniyetini dünyadaki tek medeniyet ve her şeyin kaynağı zannediyor. Şimdi şundan dolayı bir örneği veriyorum. Bu nesil hep vardı. 1839 sonrası bu nesil hep vardı. Sorunuzun yanıtı burada işte. Bir yer satılıyor. 1925 26 tekkelerin sırlanmasıyla beraber Cumhuriyet rejiminin düzen tipinin din ve devlet işlerini birbirinden ayırmasıyla beraber vakıfların ortadan kaldırılıp bir vakıflar genel müdürlüğü ihdas edilmesiyle beraber vakıf mallarının çarçur edilmesi, hoyratça yağmalanmasıyla beraber çünkü Osmanlı'da şirket mantığı yok. En basit ifadelerle vakıf anlatayım. Mantığı vakıf mantığı var. Bir malın, bir akarın kalı kalıcı olabilmesi için. Siz çok zengin bir paşasınız. Hayır işi yapmak istiyorsunuz. Şirketiniz yok. Yani günümüzdeki anonim şirket, limited şirket yok ki. Bir vakıf kuruyorsunuz. Vakfa da akarlar tayin ediyorsunuz. Ve o akarlar ne oluyor? Vakıfın elinden bazı yerler var. Diyor ki bu cami var, bu medrese var, bu tekke var. Buralarında ayda misal veriyorum 5 bin kuruş masrafı var. Bu masraf nereden karşılanacak? Karşılığında da şurada 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 kendi helal parasıyla dükkanlar, yerler satın alıyor. Onların kiralarıyla vakıf idare ediliyor. En basit, en düz vakıf mantığı bu. Şimdi Cumhuriyet döneminde vakıflara el konulması, vakıfların yağmalanmasıyla beraber hı hı. bu vakıf malları doğal olarak bir vakıfın vakıf senedi var. Ben bir vakıf kurdum. Mehmet Lilvaz Vakfı. Ve bu vakıfta bir tane tekke var. Bu vakfın yaptırdığı bir tane cami var. Ben paşayım düşünün. Mehmet Paşa'yım misal. Bir cami yaptırdım. Bu camiye akar yaptırdım. İşte Sıbyan mektebim var, hamamım var, bir sürü şeyim var. Cumhuriyet döneminde geldiler benim vakıf malımı yağmaladılar. E benim bir şey kalmadı. Ortada bir vakıf senedim kalmadı. Bu mamuller satıldı. E neresi satıldı? Dükkan satıldı. Hamam satıldı. Üsküdar'da pek çok örneği var. Ama hazire de benim vakfım malı. E orayı da sattı adam. Şimdi ve 1839 sonraki süreçte öyle bir nesil yetiştirdi ki Adam o hazireyi alıp o camiyi alıp çok rahat bir şekilde yıkarak üzerine apartmanı dikti. Düz mantık bu. En basit mantığı bu. Çünkü onun kıymetini, değerini bilen adamlar değillerdi. Çünkü bizi bozdular. Dolayısıyla ben bu çay fincanının ne kadar önemli olduğunu bildiğim için ben bunu gözüm gibi korurum. Ama benden iki sonraki nesil için bu çay bardağının kıymeti yoksa sizin bununla ilgili yaşadığınız hatıraların bir e, ehemmiyeti kalmaz. Sizden iki sonraki nesil bunu alır, haraç mezar satar. Ve ondan sonra başka biri de gelip onu alır. geldi ya burada taş, taş parçaları yıkın bunları der. Zaten toz, toza toprağa karışmış hazretler. Mezar taşlarını alırlar, mezar taşlarını yıkarlar, mezar taşlarını kırarlar. Yerine binalar yaparlar. Sizin verdiğiniz örnek bu işte. Fatih'te de biz defalarca ATV'de de A Haber'de de haberlerini yaptık. Yani adam Mezar duruyor. Mezarın üzerine 6 kat apartman dikmiş. Ama mezarın yan tarafı mezarı da apartmanın tam altına denk getirmiş. Binayı da dikmiş. Sonra ben perviti haritalarına bakıyorum. Orası eski tekke alanı çıkıyor. Aslında apartmanın da apartman da aslında hazirenin üzerinde. Hmm. Ama bir tane kabre muhtemelen veli bizzat keramet göstermiş, dokundurtmamış. Onu yıkamamışlar. Ortada kalmış ada gibi kalmış, vaha gibi kalmış. İki tarafı apartmanlar. İki tarafındaki bütün apartmanlar o tekkenin haziresi. Yani muhakkak ki e, bu konuda yapılması gereken kanunlar, yasalar, uygulanması gereken şeyler söz konusu. Ama muhtemelen hep hepsinden önce, her şeyden önce vatandaşa, İstanbul'da yaşayan, kendini bu topraklara ait hisseden insanlara görev düşüyor değil mi? Öncelikle İstanbul'a bakmaya anlayan, o İstanbul'a bakmayı öğrenen insanlara ihtiyacımız var. Yani İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'a bakmaya başlarlarsa o zaman bu hatalardan dönülmesi imkansız değil. Üstat şöyle bir örnek vereyim. Bu konuda yapılan en büyük yanlış kamu kurumlarına yüklenmek oluyor. Mesela bazıları diyor ki işte ya belediye orayı onarmıyor, belediye bunu ya. Ben kendi gözlerimle gördüm. Yıllardır beni takip edenler bilir. İzleyici beni tanıyor. Ben bu işi hı hı. yapıyorum. Belediye bir tane biz diyoruz ki bu çeşme çok kötü durumda. İsim vermeyeyim. İstanbul'daki bir tane ilçe belediyesi. Gidiyorlar iyi paralar harcayarak mükemmel bir restorasyon yapıyorlar. Çeşmenin suyunu da bağlıyorlar. Ertesi sabah bir gidiyoruz spre böyle yazı yazılmış. Çeşme çalınmış. Musluğu çalmış. Şimdi belediye her çeşmenin başına bir tane zabıta dikemez. Başına her tarihi eserin başına kamera koyamaz. Ya adam Mimar Sinan'ın türbesinin duvarına 1453 yazdı spre böyle. İki sene önce haberini yaptım ben. Biraz öncesin ilk bölümde aktardığınız o şey anekdot da çok önemliydi. Yani Yaşasın Osmanlı yazan. Yaşasın bir Osmanlı, Osmanlı eserine. Osmanlı yani. eserine. Şimdi hani kamu kurumlarına yüklenildiği için ben bunu burada bir açıklama babında söyleyeyim. Hı -hı. Yıllardır bununla karşılıyor arkadaşlar diyorum. Bakın ya işte belediye oraya yapmıyor ya nereye kadar yapabilir ki? Sen sahip çıkmadıktan sonra yapmanın bir anlamı da yok. Önemli olan o sahip bilinç. çıkmak bilinç. Yani sen zaten sa zamanda sahip çıksaydık hala dediğiniz gibi çok. Vakit geçmiş değil ama zamanda sahip çıksaydık zaten tarihi eserler bulunma düşmezdi. En azından bundan sonrası emmezlardı. için. Aynen bizim zaten kaybolan tarihin peşinde hareketi olarak yaptığımız bu. Biz bundan sonrasını kurtarmak için ama dediğim gibi ben orayı onartayım başına memur dikeyim, burayı yapayım başında polis beklesin. Böyle olmaz. Tarih eserler bu şekilde korunmaz. İstanbul'a bakmayı öğreneceğiz önce. Bakmaktan Peki. sonra zaten şehir kendi korur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar çalışmalarınızdan dolayı da bu gerçekten kaybolan tarihi ortaya çıkardınız. Bu önemli çalışmadan dolayı da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Efendim bugün asıl meselede kaybolan İstanbul'u konuştuk. Araştırmacı yazar Mehmet Dilbaz'la birlikte çıkaracağımız aslında çok ders var. Maalesef tarihin acı gerçekleriyle bir kez daha karşılaştık, yüzleştik. Bir başka asıl meselede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.